İyi akşamlar, iyi perşembeler sevgili izleyiciler. Evet, bugün yine her zaman olduğu gibi Türkiye'nin gündemi çok yoğun. İlker Başbuğ'un, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un tutuklanmasının üzerinden çeşitli cephelerden açıklamalar, tartışmalar devam ediyor. Hatırlayacaksınız, geçtiğimiz hafta tam da bugün İlker Başbuğ bu saatlerde ifade veriyordu, sorgulanıyordu. Çok uzun süren bir sorguydu. Ve bu akşamın devamında da tutuklama kararı gelmişti. Bu kararla ilgili çeşitli yorumlar var. Bugün hem Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den hem de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik'ten Başbuğ'un tutuklamasıyla ilgili açıklamalar vardı. Cumhurbaşkanı yine bir tartışma konusu olan nerede yargılanacak sorusuyla ilgili Yüce Divan'ı işaret etti. Yüce Divan'da yargılanmasının daha doğru, yani Yüce Divan'da Anayasa Mahkemesi'nin yargılamasının daha doğru olduğu yönünde fikrini beyan etti. Öte yandan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik Cumhurbaşkanı'yla aynı fikirde değil gibi görünüyor. Çünkü o bu bir askeri suç kapsamında değildir ve özel yetkili mahkemelerde başvurunun yargılanması gerekir dedi. Bunu konuşacağız. Öte yandan Hüseyin Çelik'in başka diğer önemli açıklamaları vardı. Darbecilerle Türkiye hesaplaşıyor dedi. Bu süreçle hesaplaşıldığı gibi 27 Nisan'la da 28 Şubat'la da hesaplaşılması gerekir. Bütün darbecilerle ve bu zihniyetle hesaplaşılması gerekir. Ama yargı bizden ayrı, bizden bağımsız işleyen bir süreç dedi Hüseyin Çelik. Bu açıklamaları da konuşacağız. Öte yandan sıcak bir gelişme var. 19 Mayıs kutlamalarıyla ilgili. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nın stadyumlarda kutlamasıyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni bir karar çıktı. Bu karara göre bundan sonra Ankara dışındaki illerde stadyumlara öğrencilerin zorunlu törenlere katılması kaldırılacak. Gönüllülük esasına bağlanacak ve esas olarak okullarda törenler yapılacak. Bunu da tartışacağız. Bu şimdi sosyal medyada da şu sıralarda çok ateşli bir şekilde konuşulan bir başlık. Geçtiğimiz salı günü tartışmak istemiştik ama vaktimiz kalmadı. Türkiye'de çok ilginç bir tartışma konumuz daha var birkaç gündür. Kendi adıma söyleyeyim, ben bunu zaman kaybı olarak görüyorum ama burada tartışacağız. Efendim, Diyanet İşleri bir umre programı hazırladı. İsteyen öğrenci ve ailelerinin belli bir ücret karşılığı katılabileceği bir umre programı. Bunun üzerine Diyanet böyle bir seyahat yapabilir mi? Böyle bir gezi organize edebilir mi tartışması başladı. Bunu biz burada 19 Mayıs tartışmalarını da ele alacağız. Stadyumlarda yapılması doğru muydu? Yeni karar nasıl yorumlanabilir? Hem de Diyanet İşleri'nin umre programını da tartışacağız. Öte yandan tabii çok büyük, bütün bunların yanında çok önemli bir tartışma konumuz var. Belki sadece bugünle sınırlı değil. O da şu, artık 12 Eylül referandumundan sonra 12 Eylül darbesine de yargı yolu açılacak denmişti. Nihayet 12 Eylül iddianamesi hazırlandı. Kenan Evren ve Tahsin Şahin Kaya yargılanacaklar. 12 Eylül sürecini ve onun yargı yolunun açılmasını da konuşacağız. Bir de Avrupa'dan gelen bir rapor var. Burada sık sık yargı süreçlerinden bahsediyoruz. Türkiye'de yargının durumundan bahsediyoruz. Belki bu konulardan bahsederken Avrupa Konseyi İnsan Hakları İzleme Komiseri Thomas Hammerberg'in bir raporu vardı. Önemli tespitler içeren rapor. Ona da değinmeye çalışacağız. Ben öncelikle Enver, sana dönmek istiyorum. Bu uzun girişten sonra çok konumuz var. Kısaca ilk tur olarak hem Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün hem de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik'in, İlker Başbuğ'un nerede yargılanacağı yönünde açıklamaları vardı. Onunla başlayabilirsek, akabinde bir de kısaca Hüseyin Çelik'in darbecilerle gerekirse ölüm döşeğinde hesaplaşacağız. Hesaplaşılması lazım. Demokrasinin gerektirdiği budur yönündeki sözleri var. Nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi AK Parti'de eğilimler ile Cumhurbaşkanı arasındaki ilişkilerin pek yolunda olmadığı ortaya çıkıyor. Çünkü Cumhurbaşkanı'nın ben bir süredir çok başarılı bir halkla ilişkiler kampanyası sürdürdüğünü de düşünüyorum. Sosyal medyayı çok iyi kullanıyor. Ve belli ki herhalde yakın bir vadede Cumhurbaşkanı süresi dolduktan sonra siyasete o ya da bu biçimde dahil olacak gibi bir kanaat oluştu bende. Öte taraftan da Sayın Başbakan'ın artık Cumhurbaşkanı olma kararlılığını ortaya koyduğunu, izleyenler şöyle diyebilir, doğaldır Cumhurbaşkanı olma. Cumhurbaşkanı olma isteği doğaldır ama Türkiye'nin gündeminde yine pek de tuhaf bir biçimde gündeme gelen bir başkanlık tartışması vardı. Sayın Başbakan'ın başkanlık fikrinden vazgeçtiği ve sanki güçlendirilmiş bir halkın seçtiği bir cumhurbaşkanı olmaya doğru gittiğine yönelik bir izlenimim var. Peki diyeceksin ki bütün bunlar
Şeyle ne ilgisi var? Bu tartışmanın ne ilgisi var? Şöyle bir ilinti ortaya çıkıyor. Cumhurbaşkanı toplumun kritik noktalarındaki, sinir uçlarındaki toplumun genelini kapsayan pek çok konuda olumlu mesaj veriyor. Tutukluluk sorunuyla ilgili böyle bir mesaj veriyor. İlker Başbuğ ile ilgili, İlker Başbuğ, gerçi Sayın Başbakan da onu söyledi ama Başbuğ'u biraz daha muhafaza etmeye, korumaya çalışan bir eğilim içerisinde oluyor. Yani toplumun tüm kesimlerine, ben herkesin cumhurbaşkanlığıyım, başarılı bir cumhurbaşkanlığı yaptım ve işte sizinle birlikte olmak istiyorum türünde mesajlar veriyor. Ben bunların siyasi adımlar olduğunu düşünüyorum. Şeye gelince Anayasa Mahkemesi'nde mi yargılansın, normal mahkemede mi, yani işte özel etkili mahkemede mi yargılansın? Bu bence hakikaten çok tuhaf bir tartışma. Ben senin demin söylediğin zaman kaybı değerlendirmene buradan katılıyorum. Çünkü Türkiye'nin yargısının temel problemlerinin ne olduğunu Allah'tan ben değil, Allah'tan Altan Öğmen değil. Dün bu ekranlarda bizden birkaç saat önce Cüneyt Özdemir programında en hararetli evet savunucusu, yetmez ama değil, gerçek evet savunucusu, eski Anayasa Mahkemesi raportörü doçent Osman Can, Türkiye'deki yargı ile ilgili söyleyecek her şeyi, ya biz söylesek vay bunlar söylenir mi denecek her şeyi bu ekranlarda söyledi. Ve bunun altında bizim özel yetkili mahkemelere yaptığımız eleştirinin bizden çok daha ileri olanını Osman Can burada yaptı. Çok ağır eleştirdi. Yine ne Altan Öğmen söylüyor, ne Enver Aysayar söylüyor. Başka bir isim, Sami Selçuk Bey söylüyor. Burada çünkü bazen tartışmalar yapıyoruz teknik konularda. Özel yetkili mahkemelerle ilgili değerlendirmeleri gündeme getirdi. Demek ki Anayasa Mahkemesi'ndeki tartışmayla özel yetkili mahkemeler arasındaki tartışmaya sıkıştırılmış bir başbuğ meselesini yerli yerinde bulmuyorum ben. Esas olan şudur, Türkiye'nin hukuksal bir problematiği varsa, özel yetkili mahkemelerin konumundan kaynaklanan bir sorun varsa ya da bu özel yetkili mahkemelerin tam alanı belli olmadığı için, örneğin şike davasında olduğu gibi bir sürü mesele içine katılıyorsa bu sorunu olgu olarak ortaya koymak gerekir. Sayın Başbuğ'u ben şöyle değerlendirmek isterim açıkçası. Artık tutuksuz yargılanmalar esas olsun meselesini söyledik, bunu geçtik. Ama başka bir şeyle karşı karşıyayız. Darbelerle yüzleşmek, darbecilerle yüzleşmek meselesi. Sanıyorum 12 Eylül başında ona gireceğiz. Ben orada sadece bugün turu daha hızlı yapalım ve 12 Eylül rahat konuşalım diye kısa keseceğim. Sadece şunu söylemek isterim. Benim aklımda hakikaten 28 Şubat süreci bir kenarda duruyor. Ama daha, yani 28 Şubat üzerinde daha çok elimizde bilgi var. Yani daha çok tartışacak. Ama mesela Sayın Başbuğ ve Sayın Erdoğan'ın Dolmabahçe'deki baş başa yaptığı görüşme 100 yılın sırrına döndü. Şimdi biz önümüzdeki süreçte şunu anlayacağız. Herkesle yüzleşiliyorsa eğer gerçekten e-muhtıra meselesine bakacağız. Ardından 28 Şubat'a bakacağız ve 12 Eylül gündeme gelecek. Ama burada kritik olan, anahtar olan herhalde ilk e-muhtıra meselesi olacak. Teorik olarak eleştirilerimi 12 Eylül dönemine saklıyorum. Teorik olarak Hüseyin Çelik Bey'in bu tür müdahalelere karşı durmasının altına imza atarım. Hüseyin Çelik Bey bunun söylemiş olması çok önemli değil. Kimse Hüseyin Çelik söyledi diye eleştirel bakmamalı. Temel prensip önemlidir. Evet, Türkiye'de siyasete müdahaleler ülkeye hayırlar açmamıştır. 12 Eylül aşamasında kimlere yaradığını da konuşacağız sanıyorum. Asıl orada yüzleşmenin nasıl yapılacağını konuşmamız gerekiyor. Sanal yüzleşmeciler, sanal darbe karşıtlarıyla sahici darbe karşıtlarını da artık bugünlerde turnusu olarak ortaya koyuyor. Peki Nazlı Hanım'a dönmeden önce şunu sormak istiyorum. Osman Can'a atıf yaptım. Ben de dinledim dünkü konuşmasını Osman Can'ın. Şimdi orada onun anlatmaya çalıştıkları şey 88 yılın külliyen o sisteminin, yani Atatürk'ün Cumhuriyeti'nin yargı sisteminin tamamen değiştirilip yerine yenisinin getirilmesi. Yani sen de bundan mı yanasın? Bütün tamamıyla temelden bir eleştiri getiriyor ve hepsinin yeniden yapılmasını söylüyor. Osman Can dün şunu söyledi. Beni de ilgilendiren tarafı oydu. Hayır, benim sorum üzerine hani Osman Can'dan hareketle. Senin sorun yani Atatürk'ün cümlesine girdiğin zaman Türkiye'de sanki Atatürk üzerinden bir yargı tartışması yapılıyormuş gibi. Atatürk yargıç değil ki, meclisler var. Evet. Esas olan darbe. Bu Cumhuriyet'in başından itibaren olan yargı sistemini tamamen değiştirmesinden bahsediyor. Ben de referans ama ettiğim için onun aynı fikirde misin diye soruyorum. Osman Can dün şunu söyledi ve bence önemli olan oydu. 12 Eylül Anayasası neden bize yetmiyor? Bence sorun şu. 12 Eylül Anayasası neden bize yetmediğinde toplumda bir mutabakat var da yenisinin nasıl olacağı noktasında bir mutabakatımız yok. Bence asıl mesele o. Kişi hak ve özgürlüklerini, ifade özgürlüğünü ortaya koyacak mı? İnsanlar bir korku imparatorluğu içinde mi yaşayacak yoksa batıdaki gibi özgür mü? Sorun bu. Osman Can'ın oradaki bütün eleştirilerine katılırım. Osman Can'a itiraz ettiğim mesele şu. Yeni yapılacak anayasanın yöntemi konusunda bir şey söylemiyor. Batıdaki gibi o da olsun derse varım. Orada da başka bir isme işaret ediyorum. Sayın Sami Selçuk. Sayın Sami Selçuk dönüp diyor ki, peki,
size nasıl anayasa yapılır diye. Artık şeyden geçtim, başka isimlere referans vermekten geçtim. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin itibar ettiği isimlerden örnek veriyorum ki evet, haklılığımız ortaya çıksın diye. Peki Nazlı Hanım, size dönmek istiyorum. Şimdi Enver Kaçamak cevap verdi. Öncelikle yargı konularında sık sık konuşuyoruz ama bir kere şu da ortaya çıkıyor. Bugün Cumhurbaşkanı'nın başka bir yer, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'nın başka bir yer göstermesiyle birlikte bir kere her şeyden önce anayasanın kesilip biçilerek yapılarak filan bir garabet olduğu ortaya çıkıyor. Yani yeni bir anayasa yapmak lazım. Osman Can'dan bahsetti. Onun bahsettiği bütün kurumlarıyla, bütün yapılarıyla bir şeyi yeni baştan, eskisini yok edip yeniden inşa etmekti. Siz bu tartışmaları nasıl görüyorsunuz? Cumhurbaşkanı mesela Enver'in ifade ettiği gibi bir Cumhurbaşkanı'nın bir başka yöne gidişi var mı sizce? Tabloyu nasıl okuyorsunuz ve şimdi, bir kere bakın bir anayasa değişikliğinden sonra bunun uygulamalarına bakılarak da içtihat oluşur. O bakımdan yeni bir anayasa kabul edildiği vakit bütün ülkelerde bu tartışmalar olur. Yani uygulamalar bu anayasayı daha açık hale getirecek. İsterseniz toptan bir anayasa yapın. Her zaman uygulamada sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Şimdi burada belirli bir acele göstermemek lazım. Bir kere Cumhurbaşkanı fikrini söyledi vesaire. Esasında bunlar da doğru değil. Prensip olarak koskoca bir cumhurbaşkanının yani bunun nerede yargılanması gereğini aslında söylememesi lazım. Sizce bu yargıyı etkileme midir? Yargıyı etkileme veya değil. Ama şimdi bu meseleleri yargıya bırakmak daha doğru. Biz bunu mesleğimiz icabı mecburuz fikir söylemeye veya yazı yazmaya. Çünkü biz cumhurbaşkanı değiliz veya bir bakan değiliz veya bir başbakan değiliz. Şimdi biz yazıyoruz, netice itibariyle yol gösterici de olabilir bizim yazılarımız ama bir icra makamında olan bir kişinin görüşleri daha bağlayıcı olabilir. Yani o bakımdan keşke konuşmasaydı diyorum. Şimdi burada bu kadar acele etmeye bence fazla gerek yok. Netice itibariyle bu gitmeyecek bir mahkemesine, özel yetkili mahkemeye gidiyor bir kere önce. Orada o mahkeme eğer görevsizlik kararı vermezse biz ne dersek diyelim orada yargılanacak. Sonra bekleyeceksiniz, konu Yargıtay'a gidecek. Yargıtay bakalım ne diyecek? Anlatabildim mi? Yargıtay diyebilir ki yanlış bir yerde yargılandı diyebilir. Bunu Anayasa Mahkemesi'ne gönderebilir. Netice itibariyle bir içtihat oluşur. Bir kere benim demek istediğim bu. Bunu bekleyeceğiz ve bir süre vereceğiz. Yargıçlar bunu bir şekilde neticelendirecek. Ha, bu nedir? Bizim fikrimiz ne olabilir? Çünkü hiçbirimiz tam anlamıyla bir hukukçu değiliz. Başkaları ne şekilde tahlil ediyorsa. Kimisi bir kesim diyor ki görevinden kaynaklanan bir yetkiyi kullanırken suç işlerse o zaman görev suçu olabilir. Görev suçu diye tasrih edilmiş çünkü. Genelkurmay Başkanı ne zaman Anayasa Mahkemesi'nde yargılanır? Görev suçu işlerse. Evet. Peki bu bir yetki mi? Görevinden kaynaklanan bir yetki midir? Andıç hazırlamak veyahut hükümeti karalayıcı ve istikrarı sarsıcı. Kimi şimdi böyle diyorlar. Kimisi diyor ki, hatta şu örneği veriyorlar. Yani Genelkurmay Başkanı yani cinayet işlemesiyle böyle bir belge hazırlaması veya eşini tokatlaması. Yani netice itibariyle görev suçu olmayabilir diyorlar. Ben burada ısrarlı değilim. Yani o görev... Mesela öte yandan 145. madde ile 148. maddeyi mukayese ediyor. Mesela Taha Akyol diyor ki evet 145. maddede anayasal rejime karşı olan suçlar söz konusu olduğunda askerlerin özel yetkili mahkemelerde yargılanacağı söylenmiştir ama bu bir genel hükümdür. 148. maddedeki bir özel hükümdür. Genelkurmay başkanlarının nasıl yargılanacağına dair... Dolayısıyla özel hüküm genel hükümün üstüne geçer. Zaten Abdullah Gül Cumhurbaşkanı böyle dedi. Yani genel hükümden ziyade özel hüküm uygulanabilir dedi. Evet. Şimdi ben bunu burada kesmek istiyorum. Haberman'a gireceğimiz vakit yanlış telaffuz etmeyeyim. Hammerberg. Hammerberg'e gireceğimiz vakit Avrupa İnsan Hakları Komiseri. Onun tam raporu zaten getirdim. Bu özel yetkili mahkemeler konusunu bir konuşalım. Çünkü çok istismar ediliyor. Yani nedir, ne değildir, başka ülkelerde benzerleri var mıdır, yok mudur? Hani insan zannediyor ki özel yetkili mahkeme deyince yasağı da mahkemeleri. Peki yani yasağı da mahkemelerine
sesini çıkarmayanlar, yani o yaşlarda olanlar var. Yani anlatabildim mi? Şimdi bu özel yetkili mahkemeler hususunda kıyameti koparıyorlar. Şunu söyleyerek geçeceğim. Orada var raporda bazı eleştiriler ve bazı eleştirilere katılırsınız. Bazılarına katılmayabilirsiniz. Yalnız o zaten raporla ilgili de kısaca değineceğiz. Raporla ilgili konuşacağız. Yani şunu söylemek istiyorum. Türkiye'de öyle suçlar var ki, diyelim ki bir PKK ve terör ve KCK dediğimiz bir sistem. Yani her tutuklananı ben tasvip ettiğim için söylemiyorum ama çok önemli, bütün vilayetlere yayılmış ve Türkiye'nin can damarını kemiren bir sistem var. Evet. Veyahut bir mafya örgütlenmesi olabilir. Yani çıkar amaçlı suç örgütü ama tehdit, şantaj kullanarak böyle yaygın bir sistem olabilir. Nitekim bakın 2009 yılına kadar bu özel yetkili mahkemeler 2005'te kuruldu. Daha önce de DGM'ler vardı zaten. Evet. Ben DGM'de yargılandım. Neden biliyor musun? Batı Çalışma Grubu'nun belgelerini yayınladım diye. Nerede? Hani hiç kimse bana sahip çıkmadı. Ben kendim tek başına DGM mahkemesine gittim geldim ve Batı Çalışma Grubu'nun belgelerinin devletin sırrı olmadığını, devlet sırlarını açıklamak da o anlamda DGM'lik suçtu bakın o zaman. Ve DGM'lerde yargılandım. Hasan Celal Güzel de aynı o Batı Çalışma Grubu belgelerini devletin sırlarını açıkladığı gerekçesiyle bir de hapse girdi. Üstelik o hapishanede de yattı. Yani ben ziyaretine gittim, biz destekledik o zaman onların devlet sırrı olmadığını söyledik. Yani ben şunu söylemek istiyorum. Günaydın 2009'da Ergenekon davası başlayınca aklı başına gelenlere diyerek sonra özel yetkili mahkemeler onlarla ilgili de ayrıca, ayrıca konuşacağım. Peki evet. Altan Öğmen, ben size dönmek istiyorum. Siz ne diyorsunuz? Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları vardı, Hüseyin Çelik'in açıklamaları vardı. Nerede yargılanacak, tutuklu mu yargılanacak ve genel tabloyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir kısa? Şimdi bu nerede yargılanacak meselesini geçen defa burada konuştuk. Ben 148. maddeye göre yargılanmasını yani mantığın gereği olduğunu, hukukun gereği olduğunu söyledim. Tabii bu konuda bir tartışma var. Nazlı Hanım tam tersini söyledi. Özel yetkili mahkemelerde... Hayır, ben kendi fikrim olarak söylemedim Altancığım. Ama bak şimdi sen bana atıfta bulunarak... Yani ben ya hep bunu söylüyorum. İki türlü konuşma var. Bitirince bana söz verirsin. Ama sen bak şimdi sen benim adımı vererek bir şey söylüyorsun. Bir şey. Adımı hayır, verme. Şahitsin. Yani... İsterseniz bir Altan abinin sözleri bir şimdi kısa bir sen, süre de söz vereceğim. Sen işte şahitsin. Sen de şahitsin. Hayır. Ben bir şey bir tek şeyi söyledim. Ama demedim yani öyle siz ben. Siz buyurun bir tamamlayın. Ben Nazlı Hanım'a size de vereceğim dedim. Kısaca. Hayır, iki seçenek var dedim. Ama sen böyle dedin diyorsun onun için. Şimdi neyse. Ya şurada akıl var, yakın var. Şurada dört tane insan var. Ayrıca şurada filmleri var bunun. Yanlış filmi dediğim. Yani geçen programa atıf yaptı. Geçen program. Geçen bak, programda benim yazım al bak, da var. Yazımda da bunu yazmışım. Bak, bunu İki yazmışım, seçenek bunu, var diyorum. Ne diyeceğimi biliyor musun? İki cümle söyledim. Birinci cümle ben bunun... Çok da önemli olmamakla beraber bu konu. Çünkü iki mahkemenin de mahkemesinde, özel yetkili mahkemelerinde, anayasa mahkemesinin de kuruluş yapısının birbirine benzeyebileceği düşüncesindeyim. Yani iki tarafa da gitse bu dava belki aynı sonuç çıkabilir. Onun için çok önemli bulmuyorum. Ama bir anayasa yapılmış, bu referandumdan geçmiş. Bu anayasanın birçok kimseye verdiği mesaj bunun anayasa mahkemesinde yargılanması yolunda. Kimin kime verdiği mesaj? Sami Selçuk, sen de izledin. Sami Selçuk eski Yargıtay Başkanı, çok değerli bir hukukçu. Ankara Baro Başkanı, Barolar Birliği Başkanı, eski İstanbul eski Baro Başkanı, Turgut Kazan, daha birçok kimse bu kanıda. Başka şeylerdi. Taha Akgöl bizim gazeteci arkadaşlarımıza 3-4 tane yazı yazdı. Her yerde söyledi bunu. Televizyonda tartışıldığı zaman görülüyor. Bu da mümkün. Yani şimdi bir de Cumhurbaşkanı söyledi. Cumhurbaşkanı söyledi. Cumhurbaşkanı da söylemesin ne hakkı var diye de bakılmaz. O da devletin başı. O da görüşünü söylüyor. Şey de söylüyor. Başbakan da söylüyor. Burhan Kuzu da hayır şey de olsun diyor. Burhan Kuzu şimdi Anayasa Komisyonu Başkanı değil mi? Evet. O da özel yetkili mahkemelerde olsun diyor. Böyle bir tartışma var.
Sen o zaman bunu Cumhurbaşkanı'nı ikna edersin. Yani o Sayın Cumhurbaşkanı dinliyorsa seni. Sen de tezini söyle. Yani onun nerede yanlış yaptığını falan söyle burada. İşte herkes faydalansın. Ben söylemiştim zaten geçen defa. Şimdi bu bir kenara. Başka bu konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı'nın seçiminin işte 7 yılda olması konusunda komisyonda bir karar alındı. Değil mi? Komisyonda mı? Alt komisyonda mı? Daha mecliste görüşülecek galiba. Meclise gelmedi. Meclise gelmedi. Şimdi burada bir anormallik var. Eğer böyle bir karar alınmadı, daha alınmadı da karar zaten. Şu andaki vaziyete göre gene anayasada Cumhurbaşkanı'nın şeyde seçilmesi lazım, bu yıl seçilmesi lazım. Bu yıl seçilecek olsa işte birkaç ay sonra bu seçimin başlaması lazım. Daha böyle bir şey çıkmadığına göre, böyle bir karar çıkmadığına göre çıkmayabilir nazari olarak. Bu kadar bunun geciktirilmesi çok anormal bir şey. Şimdi ana şeyde Amerika'da geçen yıldan itibaren seçim kampanyası var. Yavaş yavaş başlamışlar. Herkes ona hazırlanıyor. Cumhuriyetçi Parti'den adaylar işte başladı. Kim olacak? Şeyinki belli. Demokrat Parti'ninki. 6 Kasım mıdır seçim tarihi? 6 Kasım'a da olacak. Şimdiden her şey ondan bahsediliyor. Bütün televizyonları falan açtığınız zaman. Bizde eğer böyle bir şey olsa düşün yani 3 ay sonra seçim olacak. Daha kanunu yok, bir şey yok. Bu kadar geciktirilir mi? Artı işte bu anayasa mı olması lazım bu değişikliğin? Kanunla mı olur? Kanunla olur bir iddia. Ama yani benim mantığım şunu gösteriyor. Bakıldığı zaman çok açık bir şekilde o beliriyor. Yani bu sene yapılması lazım seçimin. 5 yıllık bir seçim olması lazım. Ama yaptım oldu derlerse olur. Anayasa Mahkemesi'ne gider mi muhalefet partileri yahut belirli sayıda milletvekili bilmiyorum. Fakat bir de bu tartışma durup dururken ortaya çıkıyor. Niçin? Yani bakalım ne olacak, karar vermemişler. Hangisi ne için iyi olabilir? Çünkü ortada iki aday var. Şimdi Sayın Tayyip Erdoğan'ın, başbakanın Cumhurbaşkanı adayı olması meselesi var. Yahut şeyin işte 5 yıl olsaydı ikinci defa devam edecek olması meselesi var. İki kişi arasında kilitlenmiş bir cumhurbaşkanlığı konusu. Biz cumhurbaşkanını seçecek kimse aramıyoruz. Bu iki kişiden hangisinin hangi şartlar altında daha iyi bir durumda cumhurbaşkanlığına geçmesi gerektiğini savunuyoruz. İki kişi arasındaki bir yarış başlamış, hep öyle devam ediyor. Ona göre bütün anayasa ona göre değişecek, anayasa olmadan değişmeden işte eğer kanun değişikliği yoluyla bu yapılırsa bu pek inandırıcı olmayan bu sonuç o şekilde yapılacak. Yani bir kişisel hale gelmiş bir mesele var. Buna sebebiyet olanların hepsini eleştirmek lazım. Yani Cumhurbaşkanlığı işi ciddi bir iş. Bir şey daha sordum galiba. İstersen bir tur daha zaten olur, yapacağız nasıl istersen. Bunlardan. Ben çok kısa Nazlı Hanım'a bir cevap hakkı vermek istiyorum. Siz ona atıfta bulundunuz. Sonra birkaç dakikada ben bir ben turda bir şey söylemek Şimdi istiyorum. Şimdi ben eğer özel yetkili mahkemelerde yargılansın dediysem zaten şimdi de demeye devam ederim. Bunu söylemenin bir cezası yok ki. Hayır, benim yazılarım açarsın. Var. Hayır, benim yazılarım var. Diyorum ki önce şöyle düşünüyordum. Anayasa Mahkemesi'nde yargılanması gerekir. Evet. Sonra baktım bir şey koyuyorlar. Görevinden kaynaklanan bir yetkiyi kullanması sırasında eğer suç işlerse diye bir tanım getirmişler ve andıç yazdığı takdirde bu görev tanımı içine girmiyor. Evet. Bu iki tane görüş var diyorum. Ben sarsılmış vaziyette. Yani ikisi arasında tereddütlüyüm. Evet. Bunu söyledim. Ne şimdi de var? Bunu söyledim. Peki. Önemi yok. Bakın bugün de konuşurken dedim ki sonucu yargıçlar adil belirleyecek dedim. Evet. Neticede ya özel yetkili mahkeme görevsizlik kararı verecek, Yargıtay bir şekilde devreye girecek. Bu böyle olacak dedim. Bunu benim ısrar etmemin evet, yani sebebi iki tarafında ben tezlerini iki tarafında ortaya tezlerini ortaya attım. Benim bir hukukçu olmadım bunun başında evet. da söyledim. Peki ben de birkaç şey söylemek istiyorum. Çok kısa birkaç noktada. Öncelikle Altan abi Cumhurbaşkanlığı meselesi hangi yıl yapılacak daha bu belli değil diyordu. Onu düzelteyim. Çok yakın bir gelişme. Hemen de yani metinden de okuyarak düzelteyim. Belli 7 yıl Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün süresi. Cumhurbaşkanı metni de kısa haber metnini de okuyayım.
Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesine ilişkin kanun tasarısının görüşüldüğü Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Alt Komisyonu'nda AK Parti'nin verdiği önerge ile Cumhurbaşkanı'nın görev süresi 7 yıl olarak belirlenirken Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yeniden aday olamayacağı düzenlendi. Yani burada bir belirsizlik yok. Bir şey söyleyeceğim. Yani bir anlatmak istediğim, kendi söylediğimi açıklığa kavuşturmak için. Ben dedim ki daha bu meclisten çıkmadı. Şimdi alt komisyonda konuşuldu. Evet. Şimdi alt komisyondan nereye gidecek? Anayasa komisyonuna gidecek. Orada da kabul edilirse eğer, o zaman meclis başkanlığı ile meclise gidecek, karar orada verilecek. Bu süreç olmadan, olana kadar, bugün anayasada Cumhurbaşkanı seçiminin bu yıl yapılacağı yazılı. Yani 5 yıl için yapılacağı yazılı. Yani halen durum bu. Ama bu işte kanun çıkarsa da bir tereddüt olacak. Evet. Çünkü bunun anayasa değişikliği, bu anayasanın o maddesini değiştirmesi mi lazım? Bir geçici madde eklenmesi mi lazım? O tartışma ortaya çıkacak. Evet. Belki anayasa mahkemesine gidecek. Benim demek istediğim sadece özetle şu. Bütün bunlara gerek yoktu. Daha yani önceden yapılmalıydı. Peki ama bir dakika ben kişisel şimdi... demokrasi olduğu için birisi böyle olacak dedim zaten peki, oluyor. Peki Enver ben söz vereceğim sana bu için. Turda da. Hayır ben bu yani bu önergeyi ve bu süreci aktarmak istedim. Yani, yani geç kalınmış olabilir ama şey görev olsun, süresi 7 yıl olacak. Anayasa Alt Komisyonu, sonra Anayasa Komisyonu, sonra Meclis Genel tamam, Kurulu. Tamam süreç böyle. Sonra da Cumhurbaşkanı tasdikliyor. Tamam, süreç böyle ama şunu hatırlatmak önemli. Yani süreç işlemeye başladı. Evet biraz geç kalındı ama ne olacağı net. 7 yıl Abdullah Gül Cumhurbaşkanlığı yapacak ve bir kere Cumhurbaşkanlığı yapacak. Bundan sonraki Cumhurbaşkanı halk seçecek. 5 yıl süreyle seçecek. Bir kere daha aday olabilecek. Yani ortaya çıkan tablo bu. Bunu netleştirmek lazım. Şimdi bu nerede yargılanacağı meselesiyle ilgili ben de geçen programda konuşmuştuk. Hukukçu da değilim. Şurada burada falan gibi bir şey söylemeyeceğim ama orada ilginç bir tartışma var. Onu hatırlatmak istiyorum. Hani ne fark eder diyordu Enver Aysever biraz önce. Etiyan Mahçupya'nın ilginç bir yazısı vardı. Bilmiyorum takip edebildiniz mi? Şöyle bir şey söylüyor Etiyan Mahçupya. Benim her zaman dikkatle takip ettiğim bir isimdir. Diyor ki şöyle bir fark var. Şayet İlker Başbuğ Anayasa Mahkemesi'nde yargılanırsa o zaman bu iş kişisel İlker Başbuğ yargılanmasından çıkar. TSK yapısal olarak yargılanır. O çok daha ciddi, çok daha reformsal bir şey olur. Şayet özel yetkili mahkemelerde yargılanırsa bu kişisel bir hesaplaşma olarak İlker Başbuğ ile ilgili iddianameler ve İlker Başbuğ özelinde kalabilir. Biz tamamen bir ordunun zihniyetinde ve bütün bu süreçte yenileşme istiyorsak doğru adres Anayasa Mahkemesi'dir diye bir yazı yazdı. Bir şey ilave etmek için çok kısa. Sadece İlker Başbuğ orada yargılanmaz. O zaman bütün davayı sürükleyip Anayasa Mahkemesi'ne götürecektir. Olay böyle olmuştur zaten. İlhan Cihaner meselesinde biliyorsun Saldıray Berk de Yargıtay'a gitti. Yani bütün diğer yargılananlar da topyekun gidecek. O da bir sorun doğurur mu doğurmaz mı? Tabii onu da bakmak lazım. Sorundan çok kural ne yani? Onun üzerinde anlaşılması lazım. Onlar Anayasa Mahkemesi koyacak bu kuralları. Yani, işte yani bu ayrım da önemli. Giderse. Yani topyekun acaba bu da tabii bir öyle test. Öyle dediler. Tabii ben o sordum. Da önemli değil. Evet. Yani ne topyekun yazılıysa bu anayasada peki, ben biraz... onu iyi okumak lazım. Tabii. Evet. Peki öyle. Daha reklama da gitmeyeceğiz. Hani bir tur daha yapabiliriz bununla ilgili ama şu üzerinde yeterince durmadık. Ben çok önemsediğim için durmak istiyorum. Şimdi hangi mahkemede yargılanacak konusu bu perspektifi getirmek istedim. Öte yandan AK Parti'nin genel başkan yardımcısı, bakın AK Parti'nin ikinci ismi ve resmi sözcüsü Hüseyin Çelik'in açıklamaları ben çok önemsiyorum. Bugün televizyondan da canlı olarak dinledim. Çok cesur ve çok net açıklamalar olarak tespit ettim. Dolayısıyla o açıklamaları birkaç yönden önemsiyorum. Üzerinde durmak istiyorum. Bir kere her şeyden önce işe speküle ediliyor. Nereye yargısı olarak el atılsa son dönemde hemen deniyor ki aman canım siz buraya dokunuyorsunuz ama kolaysa gelin de şuraya dokunun. Kolaycılığa kaçıyorsunuz. Mesela 12 Eylül referandumundan önce 12 Eylül süreci yargıya açılacak mı açılmayacak mı? Şayet bu anayasa değişiklikleri yapılacaksa açılacak diyenler yani hükümet ve anayasa bu düzenlemeleri yapanlara karşı hayırcılar ya da boykotçular diyordu ki siz şimdi böyle diyorsunuz kolaysa zamanı gelirse yargılayın yargılayamayacaksınız. Bakın bugün 12 Eylül ile ilgili iddianame hazırlandı. Birazdan da geniş geniş konuşacağız. 12 Eylül darbesini artık Türkiye Cumhuriyeti yargısı yargılayabiliyor. Şimdi bu tamam bu bitti ama yargılayamazsınız diyenlerden gördüğüm kadarıyla bir öz eleştiri ses filan da çıkmadı. Hadi onu bir kenara koydum. Şimdi mesela İlker Başbuğ ile ilgili süreç başladı. Bütün bu son dönemin işte internet andıçları, darbe planları vesaire iddialar
yargı önüne taşınıyor. Şimdi de diyorlar ki hadi canım siz kolaya kaçıyorsunuz. Asıl büyük anıt dönemindeydi. Onu yargılamayacaksınız. Bakın işte Dolmabahçe mutabakatı var. Yani benim anladığım kadarıyla Türkiye'de nereye hesap geçmişle hesaplaşmak, hukuksuzluklarla işte askeri vesayetle hesaplaşmak için hukuk devletinin gerektirdiği şekilde el atılsa hep başka bir kılıf bulunacak. Şimdi büyük anıtla ilgili böyle bir şey çıkarıyorlar. Ben Hüseyin Çelik'in açıklamalarının bunlarla ilgili olduğu için de çok net olduğu için de çok önemsedim. Birkaç cümlesini de okumak istiyorum. Çünkü bunların hepsini ben de bu şekilde düşünüyorum. Diyor ki yani benim düşünmem önemli değil. Burada iktidar partisinin işte ikinci ismi olan birinden bunu duymak bence önemli. Diyor ki mesela bu karanlık dönem ümit ediyorum ki 12 Eylül ile ilgili. Bu davaların başlamasıyla birlikte tekrar aydınlanacaktır. 28 Şubat için de bu yapılmalıdır. 28 Şubat bir Gestapo dönemiydi. Manevi işkencelerin yapıldığı bir dönemdi. 28 Şubat'ta belki doğrudan kimseye silah doğrultulmadı ama Sincan'da yürütülen tanklar arasında aslında milletin iradesinin üzerinden yürütüldü. Bunlar unutulmaya terk edilmemelidir. 27 Nisan bildirisi de buna dahildir. Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki niye bu dönemi yargılamıyorsunuz? Biz mi yargılıyoruz? Hükümetler yargılama makamı değildir. 12 Eylül'ü yargılayanlar savcılardır, hakimlerdir. Ergenekon davasında da yargılama yapan bu ülkenin adaleti olduğu gibi, Balyoz davasında bu ülkenin hakimi savcısı devrede olduğu gibi o meselede ben inanıyorum ki günün birinde bunların hesabı sorulacaktır. Bakın bu şu yüzden çok önemli. Şimdi Enver zaman zaman sen diyorsun ki büyük anıt, Dolmabahçe mutabakatı. Böyle bir sanki orada al gülüm ver gülüm bir şey yapıldı gibi bir şey. Şimdi burada bunun üstünü örtmek isteyen bir irade olsa hep AK Parti ile ilgili böyle bir suçlama yapılıyor. Mesela tutup da partinin ikinci ismi 27 Nisan e-muhtırasıyla da hesaplaşılacak denir mi? Dolayısıyla yani bütün bu süreçlerle ilgili bir şey yargıda başladı ve siyasi iktidar da bu süreci destekliyor. En azından aynı doğrultuda düşünüyor. Yani spekülasyon yapmanın anlamsız olduğunu düşünüyorum. Bir sonraki aşamada, bundan sonraki aşamada 27 Nisan sürecinin, büyük anıt sürecinin yargılanacağını ve hemen sonrasında da 28 Şubat'ın da yargılanacağını düşünüyorum. Bunların bu kadar açıklıkla dile getirilmesinin, kıvırtılmamasının da bir önemli bir siyasetçinin ağzından dile getirilmesinde Türkiye'de hakikaten bir yerden bir yere doğru yol alma anlamında çok önemli olduğunu görüyorum. Şimdi buradan birer tur daha yapalım. Benim söyleyeceklerim reklamlara girmiyoruz. Hayır girmiyoruz. Bir tur daha gideceğiz. 12 Eylül'e girelim mi? 12 Eylül'e gireceğiz ama reklamlardan sonra girelim. Birlikte gir 12 Eylül'e. Neye gireceğim bilmiyorum. Şimdi biraz şuna girmek istiyorum. Çünkü Nagihan öyle bir sanki Hüseyin Bey, ben de kendisini tanırım. Sanki Hüseyin Bey bugün yeni bir şey söylemiş gibi Nagihan böyle bir heyecanla yap. Bunlar aylardır her tarafta yazılıyor. Peki aylardır yazılıyorsa yani Enver biraz önce yanlış mı duydum? Biraz önce dedin ki Dolmabahçe mutabakatı var. Orada zaten bir sır perdesi. Ne konuşulduğunu bilmiyoruz. Tamam ama yani bak, şimdi bunlar yargı belli ki yargıya açılacak bu süreçler. Fikri Sağlar bunu yazdı. Kıyamet ki koptu, adam yargılandı. Ya şimdi bak şimdi ben şunu da anlamıyorum biliyor musun? 12 Eylül'ü birazdan konuşacağız. 12 Eylül yargılayamazsınız diyen solcular, 12 Eylül referandumunda hayır veren ve yargılayamazsınız diyen solcular bugün yargı yolu açılıyor niye demiyorlar? Şimdi 12 Eylül'e geleceğiz ama o bir tur. Yargılanmıyor mu konuşacağız? Tamam onu konuşacağız ama o geniş bir tur. Şimdi reklamlara kadar çok vaktimiz yok. Şunu kısaca birer tur yapalım isterseniz. Sen önemsemiyorum desen de ben bu ülkede 27 Nisan e-muhtırasının da 28 Şubat sürecinin de yargılanması gerektiğini ve bununla ilgili yol açılmasına doğru gittiğimizi çok önemsiyorum. Önemsemiyorsan istersen birkaç cümleyle geç. Öyle sen mi? Bu sözlerle ilgili neler düşünüyorsun? E-muhtıranın ben Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hayat öpücüğü olduğunu düşünüyorum. Ertesi günden itibaren Türkiye'de kartlar yeniden dağıldı ve Adalet ve Kalkınma Partisi yeniden bir mağdur haline geçerek o günkü seçim stratejisini tamamen bunun üstüne oturttu. Dolayısıyla bence Adalet ve Kalkınma Partisi büyük anıtı yargılamak yerine büyük anıtı parti üyesi yapması lazım, teşekkür etmesi lazım. Hatta e-muhtırayı da onlar yazdı. Dolayısıyla değil mi? Hayır öyle olmayabilir ama büyük anıt hayat öpücüğü verdi. Bunu hepimiz yaşadık. Dolayısıyla bir kere işin birinci tarafı bu. Yargılansın. Ayrıca şu da beni çok sıkıyor. Mağduriyet meselesi, o yargılansın. Özünü konuşalım. 28 Şubat sürecinde Türkiye'nin başbakanı kimdi? Erbakan. Takkeyi alıp kim gitti? Erbakan. O günkü kadrolar itibariyle buna karşı dik durdu mu? Durmadı. Dolayısıyla siyasi irade dediğimiz zaman siyasetçiler toplumun kitlelerini
sürükleyen kişilerdir. O gün de çıkıp kardeşim benim halkın oyuna karşı bir suikast var. Buna karşılık ben burada duruyorum ve bu duruşumu da toplumla paylaşıyorum diyebilirdi. Dolayısıyla bu meselenin gerçeği budur, bu bir. Yani demediği için hak etmiş mi oluyor? Ben onu söylemedim. Yani siyaset ve asker ilişkisi Türkiye'de hep sorunludur, onu söylüyorum. Bir. İkincisi, başka bir açıdan baktığımız vakit Türkiye'de askerle hesaplaşma meselesini çok iyi anlamak gerekir. Askerle hesaplaşmanın tarihsel kökleri vardır. Askerin uygulamalarında bunun en kritik olanı ve en önemlisi 12 Eylül'dür. Yani şöyle bir, dolayısıyla, ben kendi adımı düzelteyim. Bana soru sordun, ben cevap veriyorum. Sen öyle düşünüyorsan araya giriyorum. Askerle hesaplaşmak mıdır? Mesela ben bunu darbecilerle hesaplaşmak diyorum. Yok, Türkiye'nin binlerce şerefli askeri var. Askerle bir hesaplaşmak mı? Askerin genel eğilimi bir ideolojik çizgidir. Asker özellikle iki kutuplu dünyayla NATO süreciyle birlikte geleneksel NATO çizgisine oturmuş ve geleneksel NATO çizgisinin ideolojik tavrını ortaya koymuştur. Türkiye'deki darbeleri de Türkiye'deki darbeciler yapmamıştır. O yüzden onu biraz sonra konuşacağız. Türkiye'deki darbeler Amerika-Türkiye işbirliği halinde birer projedir. Ve senin şimdi hoşuna gitmeyecek ama neoliberal projedir. Bu projelerle Türkiye'yi bu hale getirmek için kurgulanmıştır. Dolayısıyla senin böyle liberalizm diye anlatacağın masalları toplumun önünde ideolojik olarak zemini koymuşlardır. Çünkü liberalizm dediğiniz şey Türkiye'de bir şey puslu ortam yaratmaktadır. Adı özgürlük olan tutsaklıktır Türkiye'deki liberalizm. Özgürlük böyle olmaz. Özgürlük üstünde düşünmeyi bilmeyen toplumlarda özgürlük yutturulabilir. Özgürlük ciddi bir meseledir. Özgürlüğe dair tartışmak da ciddi bir meseledir. Amerikan çizgisinde olup da özgürlükçü olamazsın. İşte o yüzden pazara bütün diktatörleri, bütün cellatları alkışlayan solcular da özgürlükçü değildir. Ben konuşuyorum. Ben de demin konuşuyordum, kestim. Ben de moderatörüm evvel. Seni yönlendirmek için arada kesiyorum. Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Türkiye bir masal anlatılıyor. Önce evet, solcuların masalları anlatılıyor. Biz de şimdi dinliyoruz. Önce şunu tartışmamız gerekiyor Türkiye'ye. 12 Eylül neden oldu ve sonucunda kime yaradı? Bu sorunun sahiden sorup da cevabını görmeden oturup da tabii şimdi böyle asker kum torbası gibi elik kolu bağlı. Peki az vaktimiz var, birer tur daha yapacağız. Dolayısıyla bu değil. Ciddi tamam. Ciddi tartışalım meseleleri. 12 Eylül'ü ayrıca bir turda konuşacağız. O insanların acılarına karşı da saygılı olmayı gerektirir. Şimdi 27 Nisan E-Muhtırası ve 28 Şubat'la ilgili söyleyeyim. Bir kere şu çok yanlış ve çok haksızlık Erbakan'a karşı. Erbakan takkesini alıp filan gitmedi. Erbakan bu şekildeki bir şeyle karşı karşıya kalınca Milli Güvenlik Kurulu'nda gitti Mesut Yılmaz'ı buldu. Dedi ki gel birlikte direnelim, direnebileceksek. Mesut Yılmaz onu kendi haline bıraktı. Orada haberler geliyor. Süleyman Bey tabii Cumhurbaşkanı vesaire. Genelkurmay Başkanı baskı yapıyor. Eğer bunlar imzalanmazsa biz sıcak darbeye geçeceğiz diye. Nitekim Süleyman Demirel bunu açıkladı. Nizamiye kapısından döndüler. Orada bir Merve Kavakçı'nın parlamentoya başörtülü girmesi bile herkesi ayaklandırdı. Ve ne şekilde muamele maruz kalındı. O 27 Nisan E-Muhtırası bir parçası onun. 367 tartışması neydi parlamentoda? Böyle efendim toplantı, yani ne derler, eski köye yeni adet getirildi. 367 toplantı yeter sayısı vesaire için gerekli denildi. Gazetelerde çıkan, yani mesela Kutlu Doğum Haftası 23 Nisan'a alternatif denildi. Bülent Arınç bazı egemenlik bayramı dolayısıyla lise talebelerini, en yaşlı lise talebesini orada bir konuşma yapmasına fırsat verince... Yani İmam Hatipli olmasının altı çizilerek o işaret edildi. Bu da bir ayrımcılık değil mi? Yani egemenlik bayramı neticede kutlanıyor. Ama o zamanlar çok yazıldı, çizildi. Çünkü hep bir arada, bütün bu söylem, hepsi bir arada neyi oluşturmak istiyordu? Eşi başörtülü olan bir cumhurbaşkanının Çankaya'ya çıkmasını engellemeye çalışıyordu. Ben bunu söylemek istiyorum. Yaşar Büyükanıt o zaman... Tek sorumlu değildi. Onun gibi aynı düşünenler vardı. Tabii ki Enver onun gibi düşünmüyorum dediğine göre ben bir insanın beyanına bakarım ve onu doğru kabul ederim. Evet. Bunu da altını çizerek söyleyeyim. Yani biz insan olduğumuza göre konuşa konuşa, eleştire eleştire ve mukabil, fevri davranmadan birbirimizle uzlaşarak bir sonuca varmamız evet. lazım. Yani parlamentodaki o tartışmalara maalesef her gün gördüğümüz olaylara benzetmeyelim. Evet. Yanlış bir anlaşma olursa ben bunu düzeltirim. Ama makul bir şekilde hitap edilirse tabii ki düzeltirim. Her zaman da düzeltirim. Yani neticede Enver benim çocuğum yaşında bir insandır. Evet. Ben onun gönlünü de kırmak, kalbini de kırmak istemem. Evet. Bunu da söyleyeyim. Ama ben o günkü ortamı
anlatmak için. O ortama ben de bir ekleme yapmak istiyorum. Bu şey yaptım. Altan abiye söz vermeden önce hatırlarsanız 2007'de şimdi bunun yani açıp arşivlere de bakarız, buraya da getiririz, yine isimler üzerinden konuşmayalım. Ben burada buradakileri de tenzih ediyorum ama 2007 döneminde Büyükanıt'a solculardan, ulusalcılardan büyük destek vardı. Ne övgü yazıları düzülmüştü. Medyayı da açıp bakabiliriz. Büyükanıt'ın darbe yapmasını, AK Parti'yi devirmesini isteyenler vardı. Deviremeyince de karşısına geçtiler, eleştirmeye başladılar. Bunu da not olarak düşmek istiyorum. Ben evet, bir şey söylemek istiyorum. Bir kere Nazlı Hanım'ın az önce söylediği için şundan dolayı memnun oldum. Çünkü ben de esas olarak sesimi duyurmak ve hakkımı savunmak istedim. Nedeni şu, Türkiye'de darbecilik meselesi öyle bir hale geldi ki insanlar darbeci olanlar ve olmayanlar diye ikiye ayrılır vaziyete geldi. Oysa ki darbe bir insanlık suçudur. Darbe yaptığınız zaman düşünceyi ortadan kaldırırsınız. Düşünceyi ortadan kaldırdığınız zaman siyaset de oluşmaz. Siyaset ve örgütlü toplum olmadığı zaman da demokrasi oluşmaz. Ben en azından aramızdaki sert tartışmalar olsa bile, ben derdimi anlatmak için yüksek sesle konuşsam bile şunu duyurmaktır gayem ve bunu tekrar duyurmak istiyorum. Hiç kimsenin, bu programda olan da, bu binada olan da, Türkiye'de aklı başında olan hiç kimsenin de ne muhtıralara, ne 28 Şubatlara, ne 12 Eylül'lerin yanında durma hakkı yoktur. Çünkü bunlar insanlık suçudur. Dolayısıyla dolaylı biçimde de olsa bu süreçlerle insanların anılması toplumsal platformda bir negatif algı doğurur. Evet. Doğrusu ben ne kendim adıma ne de sizler adına bunu dilemem. Böyle bir negatif algıyı dilemem. Peki o zaman bir ben de ayrıca Altan kimsenin de kalbini kırmak Enver, istemem. Bütün darbeler insanlık suçudur diyorsun. O zaman 27 Mayıs darbesi de bir insanlık suçudur değil mi? Kaç kişi öldü 27 Mayıs darbesinde, dar ağacında? Şimdi onu da konuşuruz da 27... Peki insanlık Şimdi, suçu, Enver, insanlık net suçu sen ne olur? Darbeler insanlık evet. suçudur dedin. Ben sana bir soru soruyorum. Bu sorunun cevabı evet ya da hayırdır. 3 kişinin asıldığı bir yerden değil midir? Üç kişinin asıldığı bir yerde insanlık suçu yoktur diyebilir miyiz? Siyaset askıya alınmış, insanların hakkında bir takım son derece ayıp davalar açılmış. Bu açılan davalarla bugün benden daha iyi bir Altan abiden Azam da daha iyi bir. O dönem açılan davaların adı bile Peki. son derece 27 ayıptır. 27 Mayıs darbesi Bütün bir insanlık suçudur. Darbeler insanlık suçudur. 27 Kaçın Mayıs mı? Darbesi bir insanlık Bütün suçudur. Bütün darbeler 27 Mayıs'ında dahil oldu. Bütün darbeler insanlık suçudur. Peki. Evet Altan abi, size dönmek istiyorum. 27 Şimdi, Nisan Ey Muhtıra sürecinin yargılanması. Elbette bütün darbeler kötüdür de illaki belirli kelimelerle suçlamak diye bir mecburiyet de yok. Böyle sorular karşısında insanı bırakmak da yanlış. Yani illa benim klişemi kullanacaksın. Şey Şimdi gibi bir soru soruyor. Terörü bilmem şey yapacaksın, kınayacaksın. Benim söylediğim formülle kınayacaksın. Ben bir soru soruyorum. Evet ya da hayır cevabı. Yani bir de hayır, öyle bir soru sormak şey mantıklı bir şey değil. Belki ben başka bir ifadeden şey yapacağım. İnsanlık suçu mudur değil midir? Söyle bakayım falan. Ama şimdi darbeden böyle, bahsedince bu dört başı ancak, mamur iki tane darbemiz var. Bir 27 Mayıs, bir 12 Eylül. Şimdi, İkisinden bir tanesini soruyorum. İlki. Şimdi 27 Mayıs belirli sebepler altında ortaya çıkmış bir askeri darbe. Askeri adı o zaman ihtilal idi. Sonradan devrim oldu. Fakat böyle tek kelimeyle cevap verildiği zaman senin söylediğin gibi 27 Mayıs öncesinde yapılmış olanları unutmuş olursunuz. Yahut senin gibi gençler bilmemiş olur. Yok, halbuki bunları bilmek lazım. Ve objektif bir şekilde bilmek lazım. Yani ben o dönemi yaşadım. Darbeyi gerektirir mi diyorsunuz? Yani o, buradan böyle bir şey şimdi çıkar. Ne yaparsa yapsın. Şimdi mesela eğer sivil darbe yaparlarsa tabii bir takım başka kimseler sivil darbe yapacak olurlarsa ona karşı tedbir alırlar. Ona karşı harekete geçebilirler. Öyle kural yok. Şimdi mesela Hitler zamanında Graf von Stauffenberg diye bir adam vardı. Bu adam ve daha birçok arkadaşı Hitler'i devirmek üzere harekete geçtiler. Bunların bugün Almanya'da şeyle anıldıkları belli bir şey. Yani Hitler diktatörlüğüne karşı harekete geçtikleri için. Biz de çok şükür Hitler diktatörlüğü diye bir şey olmadı. Onun korkuları oldu gelir mi diye. Ve acaba gelirse ona ne yapılır falan diye. Bu şey çok uzun hikayedir. Böyle öyle de böyle de falan diye halledilecek bir mesele değil. Bir tahkikat encümeni diye bir hadiseyi de hatırlamak lazım. Gene o 27 Mayıs olmasaydı çok iyi olurdu tabii. Fakat o tahkikat komisyonu denilen komisyonun kurulması da yani olacak iş değildi bir demokraside. Ama tabii görevini tamamladığında açıklamıştı maalesef. Ertesi sabah da ihtilal Bak, oldu. Şimdi Nagihan'cığım onu ne zaman açıkladı? 25
Mayıs günü Başbakan Eskişehir. Rahmetli Menderes Eskişehir'deyken bunun görevi bitmiştir bu komisyonun dedi. Sıkı yönetim var. Bu sözün duyulması bir kere gayet sınırlı oldu. Gazeteler o zamanki gibi bugün burada konuşuyorsun 30 tane televizyon var her yerde duyuluyor falan değil. Duyulmadı. Keşke duyulsa, keşke daha iyi söylese belki sonuç olabilirdi. Ayrıca o konuşmayı o orada yaptığı sırada neydi şey Menderes Başbakan. Tahkikat encümeni neydi? Meclis tarafından kurulmuş. Hatta hükümetten bile bağımsız öyle ilan edildi. Çünkü bir komisyon. Bunu onun söylemesi ifade etmezdi. Meclis açısından size. Bitmesi gerekirdi. Evet. Ama bırak onu. Eğer hakikaten duyulsaydı, edilseydi senin dediğin olabilirdi. Evet. Hayır, kısaca şunu sormak istiyorum. Tahkikat komisyonu tabii ki korkunç, yanlış bir uygulamaydı. Keşke bu ama duyulsaydı. Ama olsun. Bir takım askerler bir de 27 Mayıs denilen şey öyle hiyerarşik yapıda bir şey değil. Evet. Ayrı ayrı gruplar var şey içinde. Cuntalar oluşmuş. Evet. Her biri bir şey söylüyor. Bir tane cunta, Türkeş'in cuntası. İlk 27 Mayıs sabahı saat 4 civarında şeylerden konuşan, radyolardan konuşan da Türkeş'in kendisi. Evet. Albay Türkeş o zaman. Evet. Allah rahmet eylesin ona da. Onun bir grubu var. Ondan sonra başka bir grup var. Bunlar o kadar belli ki bütün anılardan manılardan bu anlaşılıyor. Nazlı'nın da bilmesi lazım. Kendi anlattırdı evet, onlara konuştu. Senden sonra tabii konuşacağım. Yani, konuşacaksın 27 Mayıs'ı açtığınıza göre bekliyoruz. Ha, şimdi bunlar evet. Bu gruplar son anda zaten bir araya gelmiş haldeler şeyde anlaşıldığına evet. Göre. Burada ne Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir alakası var ne bir başka şeyin alakası var. Yani bunlarla tanışan yok o sırada. Yani ben bunun çok yakın şahidiyim. Ve şeyim o sırada ben askerim. Ve aynı zamanda işte Ulus Gazetesi'nde daha önce çalıştığım için gazetecilik yapan bir kimseyim. Biliyorum yani gördüğüm şeyler bunlar. Sabahleyin nasıl uyandığımı falan hatırlıyorum. Şimdi böyle tek kelimeyle, tek cümleyle falan bunlar halledecek şeyler değil. Bunun zaten yazdım bir kısmını yazıyorum nasıl gidildi oraya falan. Onu anlatmaya dört tarafıyla çalışıyorum. Ay ben şu soruyu şimdi, sordum sizi kesiyorum tekrar sormak istiyorum. Çünkü sonra, ben bir kelimeyle hapsetmek değil. Şey talihsizlik nerede biliyor musun? Talihsizlik asıl ondan sonra. Bu yazsa da duruşmalarında ve o cezalardadır. Evet. O hadise olduğu için işte. Yani tahkikat encümeni nedir? Bugün kimse bilmez üstünde durmaz. Bir kısım basın hakkında alınan tedbirler nelerdir onu bilmez. Meclis içinden kurulan bir komisyonun memlekette her şeyi yapabileceğine, bütün siyasi faaliyeti men edebileceğine falan kimse vakıf değil. Evet. Şimdi bu keşke öyle olmasaydı. Ben sonra 27 Mayıs'ın şeyini görmüş olan yani ne derler onun gaddine uğramış olan diyelim. O insanlarla da konuştum. Rahmetli Aydın Menderes de dahil. Uzun röportajlar yayınladım. O taraftan nasıl görüyor? Evet. Celal Bayar'la da konuştum. Celal Bayar'dan da mülakat aldım. Kendim tabii şeydeydim. Demokrat Parti zamanında muhalif bir gazetenin evet. Temsilcisiydim. Asker olmuştum ama ve aynı zamanda CHP üyesiydim. Evet. O Menderes şeyinden idaresinden şikayetçiydim. Ama ihtilalden sonra Hepsiyle dediğim görüşebildiğim kimselerle, eski bakanlarla görüştüm. Sonra onlar affedildiler falan. Mecliste birlikte bir kısmıyla milletvekilliği yaptım. Şimdi bütün bunları göz önünde tutarak tarihe objektif bakmak lazım. Şimdi o zaman objektif ben bu derken arada... bütün darbeleri elbette darbe olmasın, askeri darbe olmasın ya, falan diye. Ben konuşacağım. Hayır, genel olarak, de, ben de iki kelime söylemek genel olarak kınayacaksın ama böyle tek kelimelik şeylerle geçiştirirse bu olmaz. Bir şimdi şey bir daha dakika, eklemek istiyorum. Hemen bir dakika. Ekleyin ben de araya gireceğim. Hemen ekleyeceğim. O Osman Can'ın konuşmasından şey yaptı, bahsetti. Evet. Dün Osman Can'ın söylediği şuydu. Geçmişe dönük bu şeyleri yapıyorsunuz. 27 Mayıs, 12 Eylül'ü misal verdi. Ki 12 Eylül'de yani ben de onu anlatmaya falan gerek yok. Yani o evet. Yasaklanan falan filan bir insan. 12 Eylül içinde dedi ki bu işin içinden nasıl çıkılacak anlamıyorum. Benim anlayabildiğim bu. Sen de dinlemişsin. Sen de dikkat et. Sen de dinlemişsin. Çünkü dedi anayasayı yapan o. Yani Kenan Evren ve arkadaşları. Ve
bu anayasaya göre onu yargılıyorsunuz. Anayasa aynı zamanda şu da belki eklenebilir. O anayasa %91 oyla geçmiş şeyden. Gerçi birçok yasaklamalar evet. yapmışlar. O tam böyle şey bir anayasa referandumu sayılamaz hürriyet içinde falan ama %91 evet. almış. O anayasayla Cumhurbaşkanı seçilmiş. Bunu bütün muhalefet mensupları da kabul etmişler. Ondan sonraki peki. muhalefet mensupları yani Turgut Özal'dan başta diğer partilere geç falan öyle bir nevi basının bir kısmı desteklemiş o şeyi müdahaleyi. Tamam, bir destekledikten sonra zaten. Desteklediğinden sonra işte onun Cumhurbaşkanlığı zamanını yaşamış falan böyle bir şeyler var. Dedi ki bu sebepten fevkalade güçtür nasıl içinden çıkılacak bilemiyorum dedi. Aslında kendisi peki, söylediği peki, için yanlış şey yapmayayım. Ama işte bunun üzerinde de durulması peki. gerekir. Şimdi ben evet. birkaç şey söyleyeceğim sonra Nazlı Hanım'a vereceğim. Çünkü hani açık söylemek gerekirse hakikaten sonuna kadar saygıyla dinledim sizi ama söyleyecek, itiraz edecek çok noktam var bir konuşmaya. Bir kere her şeyden önce ben Enver'e şöyle mi diyorsun böyle mi diyorsun diye çok temel bir şey sordum. Darbeler bir insanlık suçudur dedi. Ve Türkiye'de 27 Mayıs darbesinin insanlık suçu olup olmadığını sormak benim boynumun borcudur. Çünkü evet. 27 Mayıs sadece 3 idamla açıklanamaz. 27 Mayıs bu TSK'nın korkunç, bugün yavaş yavaş kurtulmaya çalıştığımız o rejiminin bütün ülkenin üzerine karanlık bir bulut gibi çöken rejimin ilk taşların atıldığı yerdir. Sadece 3 idam değildir. Bütün siyasi partileri de mahvetmiştir. Demokrat Partili aileleri de mahvetmiştir. En büyük insanlık suçlarından biridir. İkincisi ben şuna da asla katılmıyorum. Elbette 27 Mayıs öncesi ne olduğunu yaşamasam da okuduklarımdan biliyorum, gördüklerimden biliyorum. Şimdi darbenin hiçbir şekilde gerekçesi olamaz. Şunu göz önünde bulundurmalıyız. Şimdi bugün mesela 12 Eylül iddianamesi hazırlandı. Ne deniyor? Çorum olaylarından, Maraş olaylarından bahsediliyor. Özel Harp Dairesi'nin rolünden bahsediliyor. TSK, darbe isteyenler TSK'nın içinde bir şekilde ortamı ısıtıp ısıtıp ondan sonra da gerekli şartlar oluştu diye askerin meydana çıkmasına fırsat verdiler. Tabii ki tahkikat komisyonu korkunçtu. Tabii ki antidemokratikti. Tabii ki 12 Eylül öncesi kan gövdeye götürüyordu. Ama bütün bunlar askerin 12 Eylül öncesi kanın gövdeye götürmesine askerin bizzat rolü vardı. Ve memnun olmadığınız siyasetçileri, siyasi partileri hiçbir şekilde askerle değil seçim yoluyla değiştirirsiniz. Ve askerin oyununa maalesef Türkiye'deki rejim geldi. Defalarca geldi. Bu insanlık suçlarını da ben asla listelemiyorum. En alçak darbelerdir. Hepsi birbirinden alçaktır bu darbelerin. Yani bu açıdan bakacak olursak 27 Mayıs'ın öncesinde Adnan Menderes yönetimi şöyleydi. Halk böyle isyan ediyordu. O zaman 12 Eylül öncesinde de halk böyle isyan ediyordu. Şimdi bütün bunlarla, bütün bu darbe süreçleriyle 27 Mayıs için tabii çok geç zamansal olarak ama teker teker bu zihniyetle hesap sormak lazım. Hadi ona da gitsinler. Bence tarihi yüzleşmek falan yani deniyor bu, ya. Hani ona da gitsinler. Aslında öyleydi böyleydi gibi bunların hepsi bence hafifletmektir. Bunun bir kılıfı olamaz. Şimdi be, yani askerin, siyasetçileri ve bütün bana bu kadar konuşuna göre getirmesi. Bir söz vereceksin herhalde. Ben İstersen ben de görüşeceğim. Hayır ama sen de hemen üstüne şey yaptığın için. Hayır, hayır şöyle ben önce yapalım. Sana cevap vereyim sonra ona cevap vereyim. Madem ki bana hükmü hayır şöyle yapalım. Şimdi size ben bol zaman vereceğim. Sen 27 Mayıs'ın sözcüsü müsün? 27, yani öyle görünüyor burada da. Nazlı Hanım'a da bir söz şimdi vereceğim. Şimdi bu senin söylediğin. Hayır yani diyorsun ki şimdi ben şimdi Nazlı, 27 Mayıs'ı şimdi değil gayet iptidai bir şey bu söylediğin. Peki sen kabul 27, ediyorum. Ben 27 iptidai bir insanım. Şimdi şöyle yapalım. Nazlı Hanım'a söz vereyim. Şeye de aynı şeyi söyledin. Enver'e de. Burada, hayır sen diyorsun ki ben sana cevap vereyim sonra ona cevap vereyim hayır, deyince yani Allah sanki Allah. Şimdi, sen temsilcisi bir dakika yani. Şimdi ben moderatörüm size söz veriyorum sonra Altan Öymen'e söz vereceğim oradan Enver'e döneceğim buyurun. Hayır, çünkü durup dururken 27 Mayıs meselesi açıldı. Evet. Açıldı yani, dediğin açtı ben sordum ama sormak en doğal bir enkisisyon hakimi gibi insanlık suçu mudur değil mi? Böyle soru sorulur mu ya? Yani böyle bir kaçamaklık olabilir mi lütfen? Yani Türkiye'de bu 27 Mayıs darbesi bayram olarak kaçamak yıllarca kutlandı. Şimdi Enver 27 Mayıs'a darbe insanlık suçudur deyince 27 Mayıs insan suçu mudur değil midir? Bu bir engizisyon mahkemesi olsun? Neden 27 Mayıs 12 Eylül'e göre daha gerekli bir şey söyleyecek? Konuşun da bitirdikten sonra evet, vereceksiniz. Hayır, maalesef biz ne zaman ağzımızı açsak belirli bir cümleyi biz sarf edince mesela
Sen nasıl bunu söyleyebilirsin? Şimdi Nagi Hanım bir sorusuna da, Nagi Hanım bir sorusuna da illa sen şekil vermeye çalışıyorsun. O onu sorabilir. Çünkü haklıdır. Türkiye'de her zaman 27 Mayıs bir devrimdir demiştir solcular. Kaç sene bu böyle devam edilmiştir. Kitaplarda da maalesef okullarda mecburen bize bu 27 Mayıs bayramı bilmem ne kutlandı. Parlamentoda siyasetçiler de mecburen bu bayramı kutlamıştır. Ta ne zamana kadar? 12 Eylül'e kadar. 20 yıl bunun zulmünü çekti. Şimdi müsaade çok et de özür dileyerek konuşalım ben bir tespitte yani bulunmak istiyorum. Altan Öğmen, size bence 27 Mayıs darbesi bir insanlık suçudur cümlesi sizi üzüyor. Yani, dolayısıyla şimdi bu cümleyi duymak istemiyorum. Bak ben bir şey söyleyeceğim. Gelelim. Senin nasıl böyle konuşabilmiş olman üzüyor. Tamam. Yani ben şimdi Enver'i tebrik ediyorum burada. Yani açık bir şekilde evet insanlık. Ya boş geçti. O demedi. Onun kalıbı sen o olmayabilir. Çünkü Altan yani Öğmen ve bütün CHP'liler o dönemde bu 27 Mayıs'ı ister istemez o dönemde desteklediler. Fark etmez. Herkes her şeyi o günkü şartlar içinde destekleyebilir. Ecevit sonradan mesela benimle ta 1991'de bir radyo televizyon programında dedi ki biz çok yanlış yaptık o zaman. Bunu destekledik. Desteklemememiz lazımdı. Dolayısıyla böyle bir yara vardır o noktada. Evet. Yani solcularda o dönemde çünkü CHP artı ordu eşit iktidar. Bu yaygındır. Yani askerler o zaman CHP'yi desteklemişlerdir ve İsmet Paşa'ya da çok saygıları var. Yani İsmet Paşa adamlar asılmasın diye son anda maalesef artık hani epey bir son anda gidip de Cemal Gürsel'den istemiştir bunu, talep etmiştir ama o sırada zaten Silahlı Kuvvetler Birliği Cuddası kurulduğu için onlar Milli Birlik Komitesi'ne baskı yaparak bu idamların gerçekleşmesini sağladılar. Bak her olay kendi şartları içinde değerlendirilir. Demokrat Parti demokrasi tecrübesi olan bir parti değildi. Onun bir gerisi çok daha karanlık bir dönem, Milli Şef dönemi, korkunç. Yani Dolmabahçe Sarayı'nda oturuyorlar, beyaz trenle İnönü ailesi seyahat ediyor. Öyle bir dönemden daha nispeten demokratik bir döneme geçilmiş. Bir kere bunu kabul edeceksin. Ondan sonra daha demokratik bir döneme geçiliyor. Bugünkü zihniyetimizle o günkü kurulan tahkikat komisyonunu değerlendiremeyiz. O 1924 anayasasına dayanıyordu. Evet, 1924 anayasası takrir-i sükun kanununun çıkmasına da istiklal mahkemelerinin kurulmasına da dayanak teşkil eden bir anayasa yapısını barındırıyordu. Evet. Ve buna dayanarak ne zaman bu çıkmış? Şimdi 18 Nisan 1960'ta. Peki darbe hazırlıkları 18 Nisan 1960'ta mı başlamış? Darbe hazırlıkları 1955'te başladı. İki grup, Ankara grubu var, İstanbul grubu, bunları anlatacak değiliz. Ondan sonra o gruplar birleşiyor, iştahları kabarıyor, bir sürü gerekçeler var. Son derece az maaş alıyorlar filan, bu dönem var. İşte Menderes'in sarf etmediği, ben bu orduyu yedek subaylarla yönetirim lafı bu şekilde kara propaganda olarak o zaman yayılıyor vesaire. Menderes aklına bile gelmiyor yani Cumhuriyet ordusunun kendisine karşı silah doğrultabileceğini. Yani burada bu tahkikat komisyonu, bir kere şunu şey yapacağız, 1950-60 arasında Halk Partisi de çok yanlış yaptı, Demokrat Parti de yanlışlar yaptı. Bir kere muazzam büyük bir gerginlik vardı ve İsmet Paşa o büyük tecrübesiyle kendisine yakışanı yapmadı. Yani olumlu bir muhalefet yapmadı. Evet. Son derece hırçın bir muhalefet yaptı çünkü yerini yurdunu kaybetmişti. Öyle hayal etmiyordu o. Bir de sonrasında yani, da idamlarla ilgili de İsmet Paşa yani son gün devreye girdi. İşte son gün devreye girdi. Yani ben şunu söylemek istiyorum. İsmet Paşa'nın bir lafı vardır. Şunu demiştir. Bu tahkikat komisyonu kurulduktan sonra sizi ben bile kurtaramam. Şartlar olgunlaştığı takdirde ihtilal meşru olur. Evet. Şimdi bu laf son derece yanlış bir laftır. Her ne kadar tahkikat komisyonu yanlış dahi olsa bu kadar yılın tecrübesine sahip ve kulağa delik, orduda bir takım hareketler olduğunu bilen bir İsmet Paşa böyle konuşmamalıydı. Bakın Orhan Erkanlı darbeden sonra bana demiştir ki biz şunu gördük. İsmet Paşa bizimle birlikte olmasa bile bize karşı olmayacaktır. Ve darbeden sonra bütün Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatı teker teker şurada Demokrat Partili oturuyor, burada bilmem ne oturuyor, burada bütün bir ihbar kampanyası
onların öncülüğünde yürütülmüştür. Yani bunu hepimiz bilelim. Evet. Çankaya protokolü o meşhur 1961 anayasasını çiğnemek pahasına imzalatılmış ve İsmet Paşa'nın başbakan olması sağlanmıştır darbeciler tarafından. Böyle bir yakın işbirliği var. Peki. Ama ne yapalım? Yani geçti artık bir yani tutuk geçti da artık. Geçti artık değil ama bu zihniyetin yargılanması gerekiyor. 27 Mayıs Türkiye için çok kötü bir milattır bence. Evet, buyurun. Sen her şeyi milat. İlker Başbuğ'un tutuklanması da o iyi yönde bir milattır. 27 milat. Mayıs tamam. Üzerimize çöken ama askeri vesayetin domino taşı. Söz bende, söz bendeyse devam edeyim. Bana bir şey söyledin. Öyle, cevabını bana yani. Da söylenmişti, bekledim. Tamam. Talimatın üzerine moderatör olarak. Evet. Şimdi bu şekilde bir şey olmaz. İlla onu diyeceksin. Yani bunlar milattır. Sen karar vermişsin. Belirli şeyler milattır. Bu işte insanlık suçu diye nitelenecektir. Siz de benim başka soruma şey itiraz değildir. Ediyorsun, söylediğime itiraz ediyorsun. Ne yapayım? Şimdi ya bu hakikaten ya ben dinledim mi sizin hepinizi böyle burada anlattı bütün ama şey gibi. Ama biz genel konuşuyoruz yani. Şey gibi böyle baştan itibaren aldı tuttu paldır küldür ne kadar birikmiş ama şey varsa kafasında. Ama ben olayı anlatıyorum. Sana büyük çoğunluğu yanlış ki. Bunların. Bir kere Türkeş diyorum iktidarın kuvvetli adamı Türkeş idi. Nereden biliyorum, gördüm. Çünkü ilk basın toplantısına gittim. Türkeş, Cemal Gürsel devlet başkanıydı, şuydu buydu. Türkeş ve arkadaşları, hakim, yüz bilmem ne kadar subayı şey yaptılar, emekli ettiler. Ve onun arkasından bir 14'ler grubu halinde daha fazla kalıcı bir idare kurmak için hazırlandılar. 14 Kasım, 13 Kasım yahut 13 Kasım'dı galiba bir olay var. İhtilal Komitesi diye bir şey kurmuşlar. Son anda kurulmuş. 38 kişilik. Onlardan bir kısmı ötekileri tasfiye etti. Bayağı darbe içinde darbe oldu. Türkeşler 14 kişi olarak dışarıdaki şeylere, Türkeş ve arkadaşları tayin edildiler. Dışarıdaki büyükelçiliklere. Şimdi İsmet Paşa diyor destekledi, Halk Partisi destekledi. Ya Türkeş'le İsmet Paşa yahut diğer Halk Partililer arasında bir işbirliği falan olması mümkün değil. Daha önceden değil. Çünkü Türkeş daha önce ırkçılık, Turancılık davasından yargılanmış. O yargılama sırasında hakikaten kötü muamele görmüş. Nazlı'nın dediği gibi tek parti dönemi vardı. Fakat ondan sonra işte o Türkeş'te o hatıralar kalmış. İhtilal yapıldıktan sonra kendisi içinde bulunduktan sonra anlattığı şeyler var. Sözler var, nasıl işkence görmüş falan. Şimdi bu tarafı yanlış. İki, sen diyorsun ki son güne bıraktı. Aydın Menderes'in anlattıkları, benim Milliyet Gazetesi'ne neşrediğim tefrikada yapılmış. Sonradan bizzat rahmetli tarafından kitap haline getirtilmiş bir şeyde kendisi anlatıyor. İsmet Paşa'nın evine gittiği zaman konuştuklarını, İsmet Paşa'nın gözünden yaşlar geldiğini falan. Ya bunlar benim gördüğüm şeyler. Bu gördüğüm şeylerin dışında herkes benden daha iyi biliyor gibi. Ve ben böyle bir taraftarlık falan bu yaştan sonra yapacak insan değilim. Gördüklerimi olduğu gibi görüyorum, anlatıyorum ve yazıyorum zaten. Şimdi onun için yani biraz başkasının söylediklerinden de belki bir şey öğrenebiliriz diye bakın hadiselere. İlla ki benim söylediğim gibi. Sen buna, de öyle bakalım. Yani ben de öyle bakıyorum. Ben bakalım. Senin kitabını tamam. Okumuşum. Sen bunların şeyi ihtilalcilerin bir kısmına o zaman anlattırmışsın. Onlar söylemişler, dinlemişsin. Ona göre sorular sormuşsun. Son birkaç sen günde de biliyorsun. Harekete geçmedi mi İsmet Paşa? Şimdi bunu kabul et. Gene kesiyorsun. Ben seninkini hiç... Ama evet, spesifik bir soru. Şimdi yani bu bir gerçek değil mi? Spesifik bir soru falan değil. Yani zaten bunun tartışması böyle olmaz. Şimdi netice olarak ama ben şimdi diyorum ki... Ama şimdi sevgili Altan Ömer, siz benim bakın ki, büyüğümsünüz, hem meslek büyüsünüz. Eksik olma ama şey ben... Şey yapmıyorum ama yani böyle bir şekillendirici şey istemiyorum. Ama istiyorsunuz. Ama siz de... Ama böyle konuşulur ve ben bilirim diyorsunuz. Yani ben sizin fikirlerinize sonuna kadar saygılıyım ama... Bu böyle denmez. Bu soru sorulmaz. Bence başka var. Konuya böyle geçelim çocuklar. 12 Eylül'e geçelim. Bir ikincisi. Altan bitirdikten sonra başka konuya yaş, geçelim. Ben şeyim falan diye yaşım büyük diyerekten bir ayrıcalık falan beklemiyorum. Ama sizin de nasıl olsa hanımız bizim sözümüze karışmazlar. Bunlar efendi insanlardır diye bulunduğunuz durumu bir ayrıcalık hale getirme hakkınız yok. Şimdi anlatabiliyor muyum? Ben biliyorum. Öyle olduğunu düşünmüyorsun diyorsun. Ha bir lafa giriyorsun. Ben de şey yapamıyorum.
Yani hakikaten müdahale edemem ben böyle. 5 dakika alsan şey, 27 Mayıs bitirsin başka konulara evet, geçelim. Zaten 12 Eylül şimdi, var bir de 19 Mayıs sen meselesi. Sen konuşmuşsun upuzun. Tabii bunun burada biteceği, bitmesi mümkün değil. Ben sonra söyle diyorum Allah ya. Allah Allah yahu şimdi hakikaten biraz susun yahu. Yani bu şey kendinize hakim olamıyorsanız olmaya bakın. Altan abi ben zaten ya bu başka hiçbir yerde olmaz. Şu olabilir. Galiba bu iktidarın falan ve bir kısım başka politikacıların üslubundan etkileniyorsunuz. Hayır, bir tanesi şimdi, burada bana ne ulan diye susalım. Bana ne ulan diye demiş veriyor herhalde. Konuşalım. İşte öteki cambaz diyor gazetecilere. Ötekilere başka şey söylüyor. Yok bilmem iblis diyor falan. Bunlar için de siz de bu üsluba kapılıyorsunuz ama size hiç yakışmıyor. Daha gençsiniz, daha şeysiniz. Yani ne bileyim daha iyi konuşma imkanına sahipsiniz. Başka örnekler var. Onları görebilirsiniz. İlla bunları örnek almayın. Şeye gelince 27 Mayıs meselesine gelince o tarafa kadar da gidilsin mümkünse tespit edilsin. Herkes hayatta olanlar anlatsın bunu tabii hayatta olanların olanlar giderek azalıyor ama ne kadar varsa onlar da anlatsınlar görsünler. Zaten yazılmış çok şey var bunları okumak lazım. İhtilalciler kendileri anlatıyorlar nasıl bu ihtilale kapıldıkları. O senin dediğin gibi 1955 falan değil. 1948-49'a kadar gider bu. Yani Cumhuriyet Halk Partisi zamanında da eğer bunlar doğru dürüst seçim yapmazlarsa müdahale etmemiz lazım diyen askerler var. Bir kısmı milletvekili oldu, Fahri Belen gibi falan. Çok uzun hikaye bu. Bu uzun hikayenin her tarafını işte mümkün olduğu kadar bakıp ona göre netice çıkarmak lazım. Çünkü biz bu hadiselerden ders almazsak başımıza çok şey gelir. Ben... Demokrat Parti zamanında Demokrat Parti'nin de tecrübesizlikten gelen birçok hatalar yaptığına kanıyım. Ve o hataların hepsinin anlayışla karşılanması fikrindeyim. Ama o anlayışla karşılamak demek hadiseleri görmemek anlamına gelmez. Asıl anlaşılmayan şey, anlayışla karşılaşılamayan şey şudur. Karşılaşmaması gereken şey de şudur. Bugün bu kadar tecrübeden sonra bakın 1950 nerede bugün nerede 60 küsur sene geçmiş ve bugün hala bu eski tip metotlarla bir geriye dönüş yaşatmak Türk demokrasisine asıl anlaşılamayan şey benim anlayamadığım şey odur. Bu kadar deney var bu kadar kitap var bu kadar tecrübe var. Şimdi bu şeye bakın. Diyor ki Hüseyin Çelik arkadaşımız Gestapo zamanıdır 28 Şubat diyor. Şimdi 28 Şubat'ı eleştirelim edelim. Fakat o Gestapo zamanıysa o laf asıl bugünkü toplama kampları tipindeki yerler için geçerlidir. Geçerli olabilir. Çok şükür Türkiye'de ne Gestapo şeyine uygulamalarına gitme imkanı var şimdi. Ne bilmem Hitler rejiminin gelmesine şey var fakat görüntü odur. Böyle yüzlerce binlerce kişi şey gibi böyle kamplarda işte özel yetkili mahkemelerin verdikleri şeylerle bunlar devleti yıkmak istiyorlar, hükümeti yıkmak istiyorlar diye yaptığı suçlamaların sonucu olarak haklarında tutuklama kararı verilmiş. Şeye kadar orada bütün bizim gazetecilere kadar falan böyle bir dönem yaşıyoruz. Bu dönem tehlikeli bir dönem. Böyle giderse asıl Türkiye'de hadise çıkar. Ben demiyorum ki ihtilal olur, darbe olur falan. Peki. Ama Türkiye'de hadise çıkar. Çünkü Türkiye'de buna karşı direnecek olan, bu demokrasi dışı gidişe karşı direnecek olan insanlar vardır. Bunlar seslerini çıkarırlar. Ve başka şartlar falan onlar üzerinde durmuyorum. Hele bu dünyanın ve Orta Doğu'nun geçirdiği şu sıradaki hadiseler göz önünde tutulursa bu demek istediğim şeyin ne kadar önemli olduğu anlaşılır. Ama anlamak istemeyenler için o tehlikeleri falan tabii bir şey ifade etmez bu. Peki. Ama ben gene söylemiş olduğumu söylemiş olayım. Peki şimdi ben Altan Öğmen'i saygımdan dolayı hiç kesmedim. Demin de buyurun söz ben sen de sana de saygımdan demeye. Dolayı hiç müdahale etmedim fakat neyse, ne olur çocuklar artık sadece başka şunu bir konuya geçelim. Yani ben söz sizde buyurun demeye çalışıyordum demin her neyse. Şimdi bir kere birkaç şey söyleyeyim oradan Enver'e söz vereceğim sıra onda. Şimdi Hüseyin Çelik'in sözlerinden Gestapo şeyi dedik. Yani bugünkü Ergenekon dava süreçleriyle kıyaslamak
Yani hakikaten ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Belki de yani hepiniz gayet iyi biliyorsunuz. Hatırlatmakta fayda var. 28 Şubat dediğimiz süreçte köfteciler bile etiketlendi. Askere karşı mı karşı taraftan mı diye. Yani şirketlerin listeleri çıkarıldı. Bunlar dinci sermayedir diye batırıldı. Yani muhafazakar kesimi aşağılamak için işte bardan kadınlar toplandı. Kumarhane şeyleri, mafya babaları ortalığa sürüldü. Yani bütün bu toplumla alay edildi. Bir tiyatro oynandı. Ve bütün bunlarla birlikte siyaset el değiştirdi, sermaye el değiştirdi, bankaların içine bir takım askerler geldi, Türkiye soyuldu. Yani olmadık şey bırakılmadı. Şimdi bunlarla ilgili hesaplaşma elbette yapılacak. Yapılmayacak mı? Tabii ki 27 Mayıs için geç. Enver, sana söz vermeden önce 27 Mayıs'ta artık ölen ölmüş, kalan kalmış maalesef. Ama burada Nazlıcak örneği var yahu. Yani ya, ne kadar ailesi mağdur olmuş, kendisi üzülmüş. Capcan'ın aramızda bir örnek var. Bırakın yeni hukuksuzluklardan hesap soran bir Türkiye'de yaşayalım. Bize yakışan budur. Altan Öymen bizden daha iyi bilir Batı'yı, Avrupa'yı. Avrupa'dakilere ne yakışıyorsa bize de o yakışmıyor mu? Öyle bir standart, öyle bir demokrasi yakışmıyor mu? Hadi başka bir örnekse Enver. Şimdi ben yalnız şunu sorayım. Avrupa'da acaba nerede var bu gibi toplama kampı vaziyeti? Avrupa'da kişinin, böyle planlar, darbe planları. Içeri, Avrupa'da irtica ile mücadele neler var, eylem neler planı oldu? Nerede var? Hiç yok Avrupa'da. Avrupa'da şey var mı? Pankart aldı. Ya Cumhurbaşkanlığı önünde Cumhurbaşkanı'na karşı geçen gün bir nümayiş yapıldı. Bizde olsa adamlar hem mahvolduydu hem gözaltındaydı. Mesele Pankart meselesi değil. Ergenekon ayrı mesele. Toplama kampı dediğimiz darbecilikle Ergenekon'la yüzleşmek çok ciddi bilgiler. Balyozcular ve Ergenekoncular. 4 tutuklularla hala. Yoksa yani ya orada gösteri yapanlara gözaltına alırsınız. Tabii ki Başbakan yardımcısı eleştiriyor. Gidin hayır bakın sorun. İşte işi sulandırmak yani bu tutukluluk budur. Meselesi. Bülent Arınç tutukluluk meselesini eleştiriyor. O evet. Davaların özünü eleştirmiyor. Tutukluluğu eleştiriyor ama herkes zaten. Ama siz diyorsunuz ki boşuna toplama kampı. Arada yargılama devam etsin. Ama tutukluklar ama olmasın. Ama bazıları tutuklanabilir. Ya azalsın demek. Yanlış olanlar yargılar olabilir. Yapılmasın demek ama mi? Tam tersini bu, söylüyoruz ama şimdi Türkiye her toplama kampına böyle döndü demek ne demek yani? Olmuyor. Çok ya, ciddi yani bu, dava süreçleri bir, devam ediyor. Söylediğin lafı saptırma adeti. Bundan da vazgeçin. Ya. Şimdi yani ben genç saptırma, insanlarsınız. Peki, böyle. Yani, peki, Türkiye yani toplama bize, kampına sen dönmüştü. Sen iyi yani. Bize hep böyle bir ayar vermek bu gece. Neyse hadi evet, evet, tabii. Evet, yani, sana söz vermek istiyorum. Yani yaşını başını almış olduğumu siz de söylüyorsunuz. Ben abicim dinliyorum. Abi olarak dinle lafımı. Ben birkaç şey söylemek istiyorum. 27 Mayıs üzerinde çok konuşmayacağım. Yalnız bir şey anımsatmak isterim. Nazlı Hanım'ın bir tahliline şöyle dersek katılırım. O süreç Cumhuriyet Halk Partisi ve Demokrat Parti arasındaki tarihsel nedenlerden dolayı bir ayrışmaydı. Ama Türkiye'de sola dair bir tahlil yapmamız gerekiyorsa aslında Cumhuriyet döneminde dahil olmak üzere sol aydınların pek çoğunun hem öldürüldüğünü hem hapishanelerde olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla sadece 1960 süreci değil, Hikmet Kıvılcımlısı'ndan Sabahattin Ali'sine, Nazım'ına kadar başka bir hayat da var. Dolayısıyla yani bunları üst acıları yarıştırmadan oraların sorunlu olduğunu görelim. İkincisi tek parti yönetiminde bana sorarsanız tek parti CHP'sinde Menderes ekolü, Celal Bayar ekolü ve İsmet Paşa ekolü arasında bir takım renk ayrılıkları vardı. Ve o köke baktığımız zaman tek parti dönemini bence daha siyasal bilim ve tarih denkleminde yeniden ölçmek gerekir. Ama 12 Eylül böyle değil. 12 Eylül'de başka bir sorun var. Bu 12 Eylül tartışmasını ben Türkiye'de yapılmasını önemsiyorum ama yerli yerinde yapılmadığını düşünüyorum. Önce şunu söyleyeyim. İnsanların fişlenmesi meselesine gelince sadece 28 Şubat'la ilgili bir sorun değil bu. Türkiye'de öteden beri olan bir sorun. Ama bugün gördüğüm bir şeyi burada anmak istiyorum. Herhalde size katılacaksınız. Bu haber bültenlerinde gördük. Sanatçıların kim Kürt, kim Alevi, kim sağcı, kim solcu vesaire. Evet. Gerçekten korkunç. Üstelik toplumun sanatçısına, toplumuna gönül birliği kurmuş insanlara bu türden bir andıçlama, bir fişleme mantığının 2011'de olması sadece korkunç değil, endişe vericidir. Bir bilgi verir misin? Ben görmedim. Yani kitabı kim yazmış? Nedir? Onu bir açıklayalım seyircilere. Kültür Bakanlığı'nın bir yayını finanse ettiği bir yayını olduğu, Kültür Bakanlığı'nın giriş yazısı olduğu söyleniyor. Bu bile yeterli. Kim yazmış? Yani nedir bu? Kitabın detayları şeyde akşam oradan isterseniz okuyalım. Akşam benim yanımda yok. Vallahi çok detayı ben de bilmiyorum ama sür manşette okudum. Burada şeyde veririm. Oradan internetten kadarıyla. Şimdi okuruz. Tamam. Evet, 12 Eylül'den sonra ona bakalım. Çünkü benim elimde var bunun tamam, içinde. Onu çıkarttım. Bakalım. Ama bu andışlama sorunu Türkiye'nin sorunu. Şimdi gelin meseleye.
12 Eylül ile ilgili olarak bir takım denklemi doğru kurmadığımız takdirde bir sorun olur. Şuna ben de katılıyorum. 1960 ile 80 arasında 12 Mart'ta kesilen daha örgütlü, daha emekten yana, daha anti-emperyalist duruşu olan bir toplum ortaya çıkmıştı. Ve iki kutuplu dünyanın doğası gereği NATO çizgisine giden Türkiye'nin tırnak içerisinde komünizmle korku duygusu ve kaygısının topluma enjekte edilmesiyle birlikte bir cadı avı başladığını biliyoruz. Hatırlayalım, burada isim zikretmek istemiyorum ama komünizmle mücadele derneklerinin ne işlev yaptığını, muhbir vatandaşlar olduğunu, o zamanki gençleri, bir takım partilerde örneğin Türkiye İşçi Partisi olmak gibi, daha sonra disiplinde falan olmak gibi bir takım toplumsal katmanlarda görev yapan ya da derneklere üye olan, örgütlere üye olan insanların fişlendiği ortadaydı. Bu toplumun her zaman olduğu gibi kritik fay hattı olan Alevi-Sünni çatışması, Kahramanmaraş olaylarında olduğu gibi ve 77'deki malum Taksim'deki 1 Mayıs mitinginde olduğu gibi, bunun daha çok örneği de var. Burada aslında Türkiye'nin başka bir devlet modeline gittiğine dair bir kaygı vardı. Bu kaygıyı duyan sadece Türk Silahlı Kuvvetleri değildi. Türkiye'de milliyetçi kanat, Türkiye'de muhafazakar ve İslamcı kanat da bu komünizme karşı mücadelede etkin rol aldı. Bunu hiç unutmayalım. Hatta burada anımsamadan geçemeyeceğiz tekrar. 12 Mart'taki acının bir göstergesi de şudur. 12 Mart'ta dar ağacına çıkan 3 genç Türkiye Cumhuriyeti Parlamentosu'nda bir siyasi grubun rahatlıkla el kaldırması ve onaylamasıyla öldürülmüştür. Bunları unutmayalım. Şimdi bunları hatırladığımız zaman 12 Eylül kime yaramıştır? Çok net bir şey var. 24 Ocak kararlarını okumadan 12 Eylül'ün ruhunu anlayamayız. Türkiye içinde bulunduğu koşullar 24 Ocak kararlarıyla ideolojik eksene oturtuldu. Bu ideolojik eksenin altındaki imzası olan kişi de Turgut Özal'dır. O Turgut Özal aslında darbeyi yapacak askerlerin ideolojik zemininin iktisadi olarak hazırlanmasında bulunmuştur. Dolayısıyla 12 Eylül'ü tartıştığımız zaman dönemin bugün sadece 90 ve 80 yaşında olan iki tane askerini tartışmak son derece eksiklidir. Döneme dair bir takım daha geniş yargılamalar yapmak Turgut gerekir. Turgut Özal mı yargılıyor? Hayır, onu kastetmedim. Bunlardan bir tanesi, o döneme dair yargılamalardan bir tanesi Türk Silahlı Kuvvetleri ayağıyla ilgilidir. Ama bir tanesi de üzerimize bir esaret olarak gelen kimi kurumlardır. Dolayısıyla şu soruyu mesela sormak lazım. 12 Eylül'de bütün kurumlar kapatılmışken açık olan tek kurum hangisiydi Nagihan, biliyor musun? Hangisiydi? TÜSİAD. Hı. Ve TÜSİAD'ın o dönem verdiği beyanı biliyor musun? Dün siz gülüyordunuz, bugün gülme sırası bizde dedi. Bunu kime karşı dedi? O zamanki işçi hareketlerini içinde olan liderlere karşı söyledi. Başka bir şey daha söyleyeceğim. Yani bu sermaye süreç, mi? Ben onu kastetmiyorum. Ben söylediğim kadarını topluma bilgi paylaşıyorum. Bunların hiçbiri de yeni değil. Kaynaklarda var. Devam ettiğiniz zaman burada bunu unutmayayım diye not aldım. Bizim önümüze öyle bir tablo çıktı ki bir Türkiye'deki sol bütün renkleriyle sosyal demokrasiden sosyalist sola kadar tasfiye edildi. Zindanlarda, dar ağaçlarında can verdi, işkenceden geçti. O dönemde Türkiye'de Türk İslam Sentezi adı altında liberal ekonomiye uygun bir ideoloji tamamen Kenan Evren tarafından uygulandı, pompalandı. Nereden biliyoruz? Dönemin gazetelerine bakalım. O gazetelerdeki tartışmalara bakalım. Bu 90'lara kadar da gelmiştir. Kimler veto edilmiş? Ne tür bir muhafazakar tablo ortaya çıkmış? Zorunlu din dersleri nasıl konmuş? O dönemde toplum muhafazakarlaşması için ne tür eylemler yapılmış? Bunlara bakalım. Ve o gün Türkiye'nin başına bela edilen en önemli kurum hangisiydi? YÖK. YÖK'ün varlığıyla birlikte Türkiye başka türden bir tektikleşmeye, ordu eliyle milliyetçi ve muhafazakar bir çizgiye ve Türk İslam Sentezi adı altında küresel kapitalizme hizmet eden bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler dönemine geldi. Burada tuhaf olan mesele neydi? O döneme kadar komünizmle mücadele ettiğini düşünen milliyetçiler de askerler tarafından mağdur edildiler. O dava senin de çok iyi bildiğin MHP davasıydı. Neden? Çünkü aslında o güne dek aynı tarafta olduğunu zannedenler bir anda aslında başka bir denklem içerisinde olduklarını gördüler. Bir. Neden? Çünkü TSK birbirlerini kırdı. İki, başka bir mesele daha olduğu ortaya çıktı orada. Türkiye'nin parlamentosu, yeni oluşacak parlamentoda öyle bir şey yapıldı ki vetolar önce içinde Demirel'in, Ecevit'in, Altan abinin de dahil olduğu bir grup siyasetçi doğrudan siyasetin dışına taşındı.
bir anlamda ideolojik köklerden kopartıldı. Unutmayalım ki %40'lara varan oy almış bir CHP vardı ve CHP eski genetik yapısından farklı bir yere, daha ilerici bir yere geçen, daha sosyal demokrat, daha solda, daha toplumcu bir çizgi gelmiş. Bu tamamen ortadan kaldırıldı. Ama sadece CHP'de ki. Hayır, ben CHP'nin pozisyonunu söylüyorum. Aynı şekilde Süleyman Demirel var. Süleyman Demirel çok önemli bir siyasi aktör. O tasfiye edildi o dönemde. Bunu daha çoğaltabiliriz. Bütün siyasi aktörler ortadan kaldırıldı. Yerine öyle bir tablo oldu ki bence Özalizm denen bir tarif varsa orada oldu. Şunu da unutmuyorum. Kenan Evren'in kendi beyanları da var. Demirel'den hiç haz etmediği Ecevit'i Demirel'i tercih ettiği yönünde. Bunun bir bence yok. Sırayla gidelim ki biz de yapalım. Türk İslam sentezi ideolojisi o gün ortaya çıktı. Zorunlu din derslerinden YÖK'e kadar tek tip yurttaş yaratma tezi orada ortaya çıktı. Daha muhafazakar bir toplum o gün ortaya çıktı. Ve tamamen liberal ekonomiye yönelik bir toplumda o gün ortaya çıktı. Peki. İdeolojik olarak tablo budur. Bugün elbette ki Evren'in hani bazı yerlerde deniyor ki sembolik mi değil mi? Elbette ki Evren'in yargılanması bir tarafı da semboliktir ama önemlidir. 97'de de olsa yargılamak önemlidir. Ama biz halen o kurumlar yaşatılıyorsa, halen komünizmle mücadele derneklerine benzer cadı avı söylemleri bir takım siyasi alanına dalıyorsa, Türkiye'de halen bir kutuplaşma ortaya çıkıyorsa bir de kendi belleğimizi de yeniden yoklamamız peki. gerekir. Bunu anlatmak evet. Söz konusu. Ben bir ilke olarak şunu ortaya koyuyorum. Yani şartlar tamam olunca hiçbir zaman darbeler meşru olmamalı. Her türlü şeyin çözümü sandıkta bulunmalı. Geçirdiğimiz bunca tecrübeden sonra sanıyorum hepimiz, burada bulunan hepimiz ve Türkiye'nin büyük bir çoğunluğu darbelerin bir çözüm olmadığını gördü. Çünkü darbeler ulaşmak istedikleri maksadın tam tersine sonuçlara ulaştılar bugüne kadar. Netice itibariyle bir tahkikat komisyonu şu veya bu şekilde kuruldu, iptal olundu. Bir yıl sonra seçim yapılacaktı, yapılmayacak diye söylenilemez. 12 Eylül'e gelince 12 Eylül'de mesela Adalet Partisi çok büyük bir oy yüzdesi kazanmıştı 1979'da. Bir azınlık hükümeti kurmuştu. Belki bir seçime gidilseydi bir çoğunluk hükümeti kurabilirdi. Bir istikrar ülke kazanabilirdi. 12 Eylül sonrası hiçbir zaman bir istikrar kazanmadı. Çünkü bütün siyasi partiler kapatıldığı için köklü partiler, bir CHP ve Adalet Partisi vardı. İki büyük geleneği temsil ediyordu. Ve diğer küçük dediğimiz fraksiyonlar o kadar büyüyemiyordu partiler. Yani aşırı sağ veya aşırı sol dediğimiz partiler. Çoğu o fikirler bu büyük partilerin içinde temsil ediyordu. Ve bu da bir istikrarı temsil edebilecekti. Fakat ne yaptılar? İlk seçimlere sokmadılar. Kimi sokmadılar? Doğru Yol Partisi'ni sokmadılar. Bir de SODEP'i, yani İnönü'nün kurduğu sol partiyi sokmadılar. Kendileri uydurma Halkçı Parti ile MDP kurdular ve sandı ki Evren bu talimatla halk bu iki partide toplanacak. Evet. Onun işaret etmediği ve özellikle olmasın dediği Turgut Özal'a oy gitti. Demek ki bu mesele anlaşılıyor. Bu şeylerin idamlar meselesinde de hep yanlış şey veriliyor. Yani Deniz Gezmişler'in idamında. Mutlaka Adalet Partisi'nin çoğunluğu 70'lere döndüm şimdi. Oy vermiş olsa bile. Geçen bunu tartışırken bana tweetten de geldi. Bunun kitapları yazılmış. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne bakın mecliste 238 kabul 53 ret çıktığında CHP'nin 142 milletvekili var mecliste. Senato'da da CHP'lerin yarısı kabul oyu vermiş. Bunun kitapları yazıldı kimler ne oy verdi diye. Hatta Altan Öğmen'le konuştuk. Altan Öğmen dedi ki CHP'de de o zaman ikilik yaşanıyordu. Evet bir Feyzoğulları grubu vardı daha merkez sağ gibi nitelendirdik. Bir ortanın solu vardı vesaire. Dolayısıyla bunun yükümlü tek başına Adalet Partisi'ne bırakmak da doğru değil. Bu idam meselesi de o günkü konjonktürü de düşünmek lazım. Yani insanlar bir havaya kapılıyorlar. Bir şeyde o gergin ortamda işte o onu kaçırmış bunu bilmem ne. Mahir Çayan hatta öldürmüş kaçırdığını. Öbürü Türk Halk Kurtuluş Ordusu kurmuş, öbürü Türk Halk Kurtuluş Cephesi. Vay komünizm mi geliyor böyle bir korku da var. Yani Türkiye'de o soğuk savaş döneminde böyle bir korku da var. Şimdi 12 Eylül öncesine geldiğimizde şunu da görelim. Her şey provokasyondan ibaret değil. Yani bu yanlış da yapılıyor. Bir kere ne olmuş? Türkiye İşçi Partisi parlamentoya girmiş. O milli bakiyelerle filan da bayağı bir temsil kabiliyetine ulaşmış. Ama orada yaşayamamış. Nasıl yaşayamamış? İşte tekme tokat, dayak sille böyle olaylar da olmuş. Yani ne olmuş sol? Hani ben Türkiye İşçi Partisi beni temsil etsin diyen kimseler bakmışlar ki legal siyasetin önü kapalı Türkiye'de.
Milli Bakiye Sistemi'nde CHP ile birlikte kaldırdı. Belki kaldırmaları da lazımdı Adalet Partisi'nin istikrar adına. Yani Milli Bakiye neydi? Bütün artık oylar toplanıyor. Ona göre de tekrardan partilere milletvekili seçme şansı veriliyordu. Böylece en küçük oy dahi zayi edilmiyordu. Böyle yol tıkanınca gençlik kendisine göre o delikanlılık işte öyle ordular kurmuşlar, cepheler kurmuşlar, kısmen silah, adam kaçırma vesaire derken buna mukabil bir ülkücü gençlik biz de devlet yanındayız diye devletin yanında yer almışlar. İşte devlet onlar vasıtasıyla bu olaya müdahil olmuş ama yani yine üniversiteleri işgal edenler var. Hatta ilk başta müsamaha gösteriyor. Süleyman Demirel diyor ki yollar yürümekle aşınmaz diyor. İsmet Paşa diyor ki boykot da bir işgal de bir gibi. Yani onlar fakat iş çığırından çıkıyor. Öğretim aksıyor vesaire. Yani hepsi kışkırtmadan ibaret değil. Ben bunun altını çizmek istiyorum. Araya da provokasyonlar giriyor. Yani böyle elimizde güzel bir malzeme var. Bu malzemeyi kullanıyorlar. Evet. Ve büyük olaylar da bu malzemeler kullanılarak yapılıyor. Ondan sonra 12 Eylül'e geliniyor. 12 Eylül bütün partileri biçmiştir. Aslında halk iradesini biçmiştir. Ve Türkiye'de son derece istikrarsız bir ortam yaratmıştır. Uzun zaman bakın AK Parti gelene kadar partiler toparlanamadı. Yani büyük temsil kabiliyeti olan partiler istikrarı getirir. Ne oldu? Sağ ikiye bölündü ANAP ve Doğru Yol arasında. Bilmem ne sol işte Halkçı Parti var bir yandan CHP tekrar kuruldu böyle filan. Şimdi CHP de toparlandı. Yani şimdi kendisi güçsüz bir parti olabilir ama hiç değilse tek rakibi yok. Yani DSP'si var ama çok çok küçük. Yani şimdi yavaş yavaş Türkiye iki büyük parti etrafında toparlanarak bir de MHP olabilir. Yani böyle bir ortamda bence istikrarlı bir şekilde yani 12 Eylül inanın siyasi hayata da örgütlenmeye de her şeyinde köküne kibrit suyu ekmiştir. Peki. Ve bir korku vermiştir yüreklere. Evet. Yani siyasetten soğutmuştur insanları. Peki şimdi şöyle yapalım. Altan Hemen siz de konuşmak istiyor musunuz? Geçen turda birazcık 27 Mayıs'tan gelmiştiniz 12 Eylül ile ilgili. Yoksa bu 19 Mayıs tartışması 19 var oraya Mayıs'a mı dönelim? Biraz 19 Mayıs ve Umre meselesi. Çünkü az vaktimiz var. İzin verirsen bir şey hatırlatarak. Bir dakika izin vereceğim. Sadece küçük ben Nazlı Hanım'a bir itirazım olacak onu söyleyeyim. Denizler meselesinde ben denizlerin ideolojisini onların efsaneleştirilmesiyle ilgili bir takım eleştirilerim var. Önceki programlarda konuşmuştuk ama orada yani onun bir haklı gerekçesini bulamıyorum. Süleyman Demirel'i orada her ortamda ben eleştiriyorum. Haklı gerekçe demiyorum. Bak işte burada bir şeydi. Ben diyorum ki sadece Adalet Partisi oy vermedi. O günkü ortamda insanların zihinleri öyle şartlanmıştı evet, ama diyorum. Sadecesi haklıydı de yok vermemeliydi demiyorum. Yani. Hayır haklıydı yaptım. Demiyorum ama bugün belki sen oraya ışınlansan o şartlarda öyle de düşünebilirsin diyorum. İşte ben buna itiraz ediyorum. Ama bilmiyorsun ben öyle düşünmezdim. O günkü şartları. Yani Demirel'i ben orada eleştiriyorum denizlere karşı. Şimdi bu tarih konusunda yani tabii keşke denilecek çok şey vardır. Ama önce gerçeklerin ne olduğunu tespit etmek lazım. Bir de hep eğer bundan faydalanılacaksa bu tarihe bakıldığı zaman soruşturmalarıyla bilmem nesiyle yorumlarıyla falan gidildiği zaman üzerine tarihten faydalanacaksa faydalanmaya bakmak lazım. Ben hep onu demek istiyorum. Ve bu böyle klişelerle falan halledilebilecek bir mesele değil. Mesela şeyde bu Deniz Gezmişler'in idamı. Daha önce Talat Aydemir'in idamı var. Geçen defa hatırladık gene. Şimdi bu idam cezaları artık yok. Çok şükür yok. Çünkü idam edildikten sonra insanlar bu keşkeler hiçbir işe yaramıyor. Ağır hapis işte ağırlaştırılmış müebbet hapis falan cezaları var. En yukarı şeyler. Şimdi fakat şuna dikkat etmek lazım. Bunlar o kadar fazla isteniyor ki. Bunların hepsi gerçekleşecek olsa o bugün toplama kampları dediğimiz yerler hep öyle kalır. Hatta giderek artar. Çünkü her geçen gün bir takım başkaları falan geliyor. Bunu da bu hale getirmemenin çaresini bulmak lazım. Yani müebbet hapsi niye istediklerini geçen defa anlatmaya çalıştım. Tutuklama sebebi olan katalog suçlardan bir tanesi bu devlet aleyhine işte işlenen suçlar. Kolayca tutuklama kararı veriliyor. Savcı da mesela işte internet andıcı veya irticayla mücadele gibi
aslında müebbet hapsi falan gerektirmeyen, çok daha hafif cezası olan suçlar için dahi bunları yazarken iddianamesine bir de bir 312. madde ekleyebiliyor. Çünkü onu eklediği zaman o katalog maddenin içine giriyor, o şekilde tutuklanıyor. Fakat bu manzara bakın, yani bugün yine şeyde var, diğer Financial Times'te var, bilmem daha önce Newsweek'te vardı falan, Türkiye bir otoriterizme doğru gidiyor diye eleştiriler var. Bunlar öyle efendim yabancı basın aldatıldı yahut öyle işte baktılar bunlar yanlış yazarlar denilemez. Yanlış yazdığı da oluyor, bir şey de oluyor ama en azından bakmak lazım şu yanlış şu doğru diye. Avrupa Birliği şey, Avrupa Konseyi raporu değil mi senin temin bahsettiğin? Komiserinin raporu. Komiserinin Avrupa raporu. İnsan Hakları Komiseri. İnsan Hakları Komiseri. Ha. Şimdi bu o rapor da çok parlak bir rapor değil, o da görülüyor. Gerçekten Türkiye'de bir demokrasiden uzaklaşma var. Bunu görmek lazım. Bunun karşısına çıkmak lazım. Yani, şimdi Altan abi o zaman size bir soru sorayım. Oradan devam edelim. Sizin hakkınız belki. Şimdi Türkiye'de bir başka bir yöne doğru gidiş var diyorsunuz. O eleştirilerinizi ve ikazlarınızı söylüyorsunuz. Bugün yeni bir şey daha var. Özellikle Twitter'da da çok konuşuluyor. Milli Eğitim Bakanlığı dedi ki bundan sonra 19 Mayıs kutlamaları Ankara'nın dışındaki illerde öğrencilerin yaptığı stadyumlarda kutlamalar olmayacak. Sadece okullarda törenler yapılacak. Bu zorunlu değildir. Bir de başka bir tartışma var. Aynı değil ama o da birkaç gündür hararetli bir şekilde tartışılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı bir seyahat programı organize etti. Umre'ye götürecek isteyen öğrencileri ve aileleri belli bir ücret karşılığında. Şimdi acaba bütün bunlara da bakarak siz nasıl değerlendiriyorsunuz? 19 Mayıs'ta stadyumdaki törenlerin kaldırılması bir şeye işaret midir? Doğru mudur? Bir de Diyanet'in böyle bir gezi organize etmesi sizce normal midir? Yeni tartışma ve aslında kavga ortamları yaratma sonucunu verecek olan faaliyetler bunlar. Şimdi Umre'ye gitmek, yani okul çocuklarını görgüleri, bilgileri artsın diye seyahate götürmek güzel bir şey. Ama bu Diyanet İşleri'nin işi değil. Şeyler var, turizm büroları var, onlar var. Milli Eğitim Bakanlığı belki bunu teşvik edici, böyle şeyleri teşvik, seyahatleri teşvik edici şeyler yapabilir. Fakat bu seyahatler önce çocuklara Umre'den başlatılmaz. Bu seyahatler bir kere Türkiye'nin kendi içinde birbirini tanımasına çocukların fırsat verecek şekilde hazırlanır. Yani işte Konya'daki çocuğun İstanbul'a, İstanbul'dakinin bilmem Trabzon'a, İzmir'dekinin Diyarbakır'a, Diyarbakır'dakinin oraya. Bu önce memleketini tanısın çocuklar. Çocuk pedagojisi ayrı bir şey. Böyle ilk gözünü açar açmaz çocuğu bir yere götürüyorsunuz. Hem de Türkiye'nin her tarafını görmeden ya da belirli taraflarını görmeden Umre'ye götürüyorsunuz. Mekke'ye, Medine'ye. Ben gittim Umre'ye, hem de Erbakan Hoca ile gittim ve Kabe'nin içinde de namaz kıldım. Yani biliyorum orayı. Bir tek orası var. Görülecek. Yani Kabe hakikaten görülmesi gereken bir şey. Ve yani dini bütün olanların belirli bir yaşa geldikleri zaman, belirli bir gelir seviyesine geldikleri zaman yapabilecekleri bir şey. Zaten bize hep öyle öğretildi. Vaktin müsaitse, diğer dini vecibelerini yerine getirmişse, yani yaşını başına aldıktan sonra gidilmesi tavsiye edilebilecek bir yer. Şimdi bunun yerine çocukları böyle alıp Diyanet İşleri Başkanlığı yoluyla oraya getirmek. Bir de laiklik açısından hassas olan insanlar var Türkiye'de. Bu realiteyi görmeden Türkiye'de birliği falan sağlamak mümkün değil. Onları da rencide eden bir şey. Vatikan'ı misal gösteriyor şimdi Diyanet İşleri Başkanı. Efendim Vatikan'a çocuklar gidiyormuş da gönderiliyormuş da falan. Nasıl gidiyorlar? Vatikan dediğinizde Roma'nın ortasında bir yer. Bir tatil yaptıkları zaman insanlar eğer sadece Roma'yı görmek istiyorlarsa Vatikan'ı mutlaka görürler. Çünkü Vatikan onun bir parçasıdır. Vatikan'a gidiyorlarsa Roma'yı görürler. İşte bütün eski Roma İmparatorluğu'nun eserleriyle falan. Bir daha dünyevi bir seyahat olur. İçinde dini unsurlar olsa bile. Orasını başka hiç Diyanet İşleri Başkanlığı'nın şimdiye kadar başka tertip ettiği çocuklar için. Başka bir şey var mı? Hacca gitmeyi şey yapıyor. Paris'i mi organize etsin Diyanet İşleri? Diyanet İşleri Başkanlığı mecbur mu?
böyle işlerle uğraşmıyor. Hayır, Diyanet'in başka yok dedi. Yani aileleri yok mu çocukların? Yani aileleri gideceği zaman zaten çocuk götürülmez hacca. Hiç gördünüz mü siz çoluğuyla çocuğuyla gitmiş bir anne baba falan oralarda? Bu şey değil. Yani anneleri babaları isterse ayrı umre için falan götürebilirler. Şimdi bir bu var. Bunun üstüne yani bu bir kere laiklik. Ya sonra başka şeyler var. Başka mezhepler var Türkiye'de. Başka inançlar da var. Az da olsa sayıları ya değişik de olsa çok da az değil bazılarının. Bunları falan göz önünde tutmadan bir belirli şeyin işte dini şeyin grubun şeyi istikametinde yani evet. Alışkanlıkları yahut işte vecibeleri istikametinde bir şey yapıyorsun. Evet. Bu da açıdan da eleştirilecektir. Artı bir başka şey şimdi 19 Mayıs bununla doğrudan alakası yok. Bu da Cumhuriyet tarihinin parçalarından bir tanesi. Yerleşmiş bir bayram. Şimdi bunu kaldıracaksın ya büyük ölçüde kaldıracaksın. Ne geçecek eline? Yani her memleketin bunun gibi günleri vardır. Yani işte milli bayramları vardır, milli bayramların dışında ordu günü vardır bazısının bilmem. Yani ve Türkiye'nin aslında güzeldir bu bayramları. 23 Nisan dediğimiz zaman hele bu sonradan TRT tarafından çok güzel bir şekilde kullanıldı. Dünyanın her tarafından çocuklar geliyor. Çocuk bayramı olan tek memlekette Türkiye. Sonra bir iki ülke galiba daha buna benzer günler tertip etti. Onu bilmem öyle yap. Bu 19 Mayıs gençlik bayramı. Gençlik ve spor bayramı evet. Aynı zamanda. Atatürk'ü anma adını da koydular başına. Yanlış Atatürk'ü anma. Yanlış diyorum ama ben söyleyeyim istersen. Atatürk'ü anma, gençlik ve spor evet. Bayramı diye de 3 adı var. Bir de spor var. Spor da çok önemli bir şey. Ben spor bu atletizm, maddezim falan o konuları ilk defa Ankara'da 19 Mayıs bayramına gittiğim sırada gördüm. Evet. İşte Gazi Eğitim Enstitüleri vardı. Şeyden atlarlardı, kasadan atlama falan. Onları ilk gördüm. Sporla tanışmam orada oldu. Bu gençler de şimdi Türkiye'nin her tarafında, sadece Ankara'da değil, sporla böyle tartışıyorlar. Bunu niye kaldırıyor? 19 Mayıs o şeydir ya, Atatürk gitti mi, şöyle miydi, böyle miydi falan. Yani resmi tarih, tarih gayri resmi tarih falan arasında tartışma vardır. Evet. Resmi tarih de olsa, gayri resmi tarih de olsa bu günler, Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinde önemli günlerdir. Peki. Genellikle Türkiye'nin tarihinde önemli günlerdir. Bunları muhafaza etmenin kimseye bir zararı olmaz ama insan illaki ben bu statüyü, bu memleketin rejimini değiştirmek için bazı adımlar atayım. Evet. Herkese de bunları şöyle yapayım da yutturayım diye düşünürse böyle şeyler yapıyor. Evet. Bunlar da fevkalade yanlış. Peki şimdi ben Enver'e geçeceğim ama birkaç cümle söyleyeyim. Sonra bir daha bana sıra gelmezse uzun uzun laf vermek istiyorum. Sadece sorular babında da söyleyeceğim. Bir... Diyanet İşleri kimsenin kafasına silah dayamıyor. Diyanet İşleri'ne çok büyük talep varmış böyle böyle bir şey organize edin diye. İsteyen gelsin diye Umre'ye bir gezi yapmış, düzenlemiş. İsteyen bir de para karşılığı yani kimseye yardım da yapmıyor. Bir de Diyanet İşleri yapacaksa Londra'ya gezi yapacak değil tabii ki Umre'ye gezi yapacak. Bu bir. İkincisi Diyanet'in varlığını ben zaten tartışıyorum. Sadece Sünnileri temsil etmesini tartışıyorum. Ama Diyanet tutup da mesela Alevilere ya da Müslüman olmayanlara böyle bir şey dayatmış da değil. Bu tamamen şey opsiyonel bir şey. Bu bir. İkincisi biz hep yani Batı'yı öğrendik. Mesela ben kendi adıma konuşayım. Okul gezileri Türkiye'yi gezmiyorlar dedi Altan abi. Yani okul gezileri ayrıca yapılıyor. Yani okul gezilerinin önünde herhangi bir engel yok. Mesela ben sürekli bizi işte Almanya'ya oraya buraya getirirlerdi. Vatikan'a da gittim yani İtalya'nın kapsamında Vatikan'a ama öbür tarafa doğuyu hiç öğretmediler. O tarafı da isteyen öğrensin ama Diyanet'in varlığını ayrıca tartışalım. 19 Mayıs'a gelince de yani 19 Mayıs ben yakın sayılır. Bunun 20 yıl öncesinde falan o törenlere öğrenci olarak katıldım. 19 Mayıs gençliği anma ve spor bayramı değil. O stadyumdaki gençler için gençliğe eziyet bayramı halindedir. Gerçekten berbat bir eziyettir. Aylarca derslere falan da gidemez. Çocuklar tek tipleştirici militer şeydir. Tören yapılmasına karşı olmamak lazım ama böyle son derece militer görüntülere bence karşı olmak lazım. Mesela 29 Mayıs Ekim törenleri muhteşem oluyor son yıllarda. Havai fişeklerle. Bundan 15 yıl öncesine göre çok daha görkemli kutlanıyor Cumhuriyet Bayramı. Ne kadar güzel. 23 Nisan keza öyle. Bütün dünyadan çocuklar geliyor. Yani burada törenleri coşkuyla kutlayalım. Cumhuriyet'in törenlerini kutlayalım ama 19 Mayıs son derece askeri, son derece
derece kitlesel, bireyi yok eden bir takım uygulamalar, kutsal sanki ayinler halindeydi. Ben bunun kaldırılması, şayet toptan bu stadyumdaki spor gösterilerinin kaldırılmasını isterim. Ama şimdilik sanıyorum böyle bir hafif geçiş gibi düzenleme yapıldı. İnşallah yakın zamanda sadece törenler kalır. O gençlerin eziyeti de son bulur diyorum. Evet Enver. Ben bir takım notlar aldım. Kısa kısa onları söyleyeceğim. Nazlı Hanım'ın bir tespitine katılmıyorum. O da şu, 12 Eylül'den bizim devraldığımız, yani 12 Eylül'ün bize bıraktığı ve bugün yaşadığımız en korkunç miras aslında %10 barajıdır. Yani yönetimde istikrar adına temsilde adaleti ortadan kaldıran yaklaşımdır. Nazlı Hanım dedi ki... Ama %10'dan bahsetti mi? Hayır, bir yere geleceğim. Şimdi söyleyeceğim. Nazlı Hanım dedi ki ne güzel kitlesel partiler en azından bir taban buldu. Görünüş öyle ama bence belki o da şimdi katılacaktır. Türkiye'de %10 barajından dolayı partiler kendi içlerinde koalisyon yapar hale geldiler. Anavatan Partisi 4 Eylül'le bir koalisyon olarak ortaya çıktı. Öyle iktidar oldu. Bugün Adalet ve Kalkınma Partisi'ne baktığımız zaman kendi milli görüş çekirdeğini korulsa bile liberaller için almaya çalıştığı sosyal demokratlardan 3-5 kişiyi katmaya çalıştığı geniş bir merkez sağa oturdu falan. CHP'ye bakıyoruz. İdeolojik olarak kendi tartışmasını doğru bir eksende götürürken 77'ye kadar partide yeni bir kurultay yapıp 6 oka yeni ilave evrensel sosyal demokrat değerleri koyarken bu kez başka bir şey yaşadı. Ayakta kalmak için Türkiye'nin de ikliminden kaynaklı olarak işte biraz sağa mı açalım, onu mu yapayım, bunu mu yapayım? Aslında esas olan her partinin kendi gibi olarak ideolojik söylemini ortaya koymasıydı. 1960 ile ilgili darbe tarafını kenara koyup sonuçlarına bakarsak o anayasanın getirdiği önemli mesele temsil adaletiydi. Bunu unutmayalım. Bir de son bir söz o döneme dair. Bu 12 Eylül yargılanması ile ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'nin evet hayır kampanyasından önce parlamentoya verdiği bir önerge vardı. Ve o önergede AKP'nin oylarıyla reddedilmişti. Yani Türkiye'de sadece bugün 12 Eylül'ün yargılanması talebi yok. Bir sürü insan gerçekten bu konuda da, ayrıca şunu da söyleyeyim, haksızlık da yapılıyor. Bir sürü insan bu konuda, örneğin Celalettin Can gibi bir sürü isimler, Türkiye'de devrimci gelenekten gelen isimler başta olmak üzere bu süreçte kavga ettiler. Diyanet ve 19 Mayıs meselesine gelince, Türkiye'de askeri vesayet var mıydı? Bunu tartışıyoruz, iyi de yapıyoruz. Varsa var diyoruz, yoksa yok diyoruz falan, bunları tartışıyoruz. Fakat Türkiye'de sadece acaba askeri vesayet mi var? Türkiye'de acaba örneğin bir diyanet vesayeti yok mu? Yani hegemonik bir yapı, olağanüstü büyük bir bütçe, olağanüstü büyük kadrolar ve bu kadro eliyle dayatılan bir dini anlayış, bu dini anlayışın ortaya çıkarttığı bir tırnak içinde toplumsal rant ve bunun karşılığında da korkunç bir eli kolu belli olmayan dev bir yapı. Diyanet vesayetinin ucu bucağı yok. O da laiklik elden giden korkusuyla. Diyanet vesayetinin ucu bucağı yok. Diyanet İşleri Başkanlığı'na en çok muhalefet edenler de aslında milli görüş geleneğinde olanlardı. Devlet dini dayatılıyor diye. Tıpkı YÖK'te olduğu gibi yani kurumun kendisine karşı olmak değil de kurumun kimin elinde olduğuna karşı olmak gibi Diyanet meselesi de Türkiye'de yerli yerinde tartışılamadı. Diyanet bakın istediği zaman 1 milyon adet kitap bakıp basıp dağıtabiliyor. Ve bu kitabın içinde bu ekranlarda sen de dinlemiştin o vakit Caferilerin lideri ya o kitapların içinde bana küfür ediyorlar. Ben nasıl bu Diyanet'le uzlaşacağım diye sorabiliyor. Hakikaten Diyanet eliyle 1 milyon kitap dağıtılıyor ve içinde örneğin Caferilere küfür ediliyor. Böyle bir yapıdan söz ediyoruz. Peki Caferiler bu ülkenin birinci sınıf vatandaşı mı? Teorik olarak evet. Peki teorik olarak öyle de bu adamın verdiği parayla kitap basıp sen nasıl küfür ediyorsun? Adama da küfür ediyorsun, onun çocuğuna da küfür ediyorsun. Şimdi Türkiye'de bazı meseleleri tartışamıyoruz. Zorunlu din derslerini tartışamıyoruz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı var. Ali Kenanoğlu, bir Alevi Derneği Başkanı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin açtığı davayı kazandı. Türkiye uygulamıyor. Çünkü önünde hep bariyerler var. Diyanet zaman zaman bir şey makamı. Bilirkişi gibi davranıyor. Bir fetva makamı gibi davranıyor. Alevilere habire soruyor. İslam'ın içinde misin, dışında evet. mısın? Şimdi böyle soruyu soran yavaş değil mi? Peki, çok az vaktimiz var. Şuraya geleceğim. Son çözümlemede Diyanet'in bizatihi varlığı Türkiye için problemdir. İnanç özgürlüğünde engeldir. Bir. İkincisi, Diyanet'in bu uygulaması hiç kendi işi değildir. Ama başka bir şeye dikkat çekmek isterim. Türkiye'deki bütün mütedeyinlere, bütün inananlara dikkat edin. Kim gidebiliyor? Parası olan Müslümanlar için bir hizmet bu.
Türkiye bunu tartışmalı. Geçtiğimiz gün bir otomobile türbanlı bir kız binsin mi binmesin mi tartışması oldu. Elbette ki her yurttaşımız her araca binmeli. İnsan hakkıdır bu. Ama kimse şunu sormuyor. Kapitalistleşen İslam, yeni bir sınıf, yeni bir tablo. Enver, bir bunlar, şey yalnız bir şey soracağım yok. Sana burada. Ama sorma peki. Bak bizim süremiz var. Vakit var. Ben size bol bol süre vereceğim de. Hayır, Diyanet bir de bunu bedava yapsa. O zaman ne diyeceksiniz? O zaman yer yerinden oynar. Diyanet ben bedava yaptım. Diyanet ha, olmasın diye. Bir de üstüne paralı diyorsun ama anladım da. Ama Diyanet, eleştiri olarak bir de üzerine Diyanet, ama bak paralı ben de buna cevap verebilirim. Vereceğim size cevap. Ama yani karşılıklı konuşmak yerine. Ben Diyanet olmasın diyorum. Son çözümlemede de şunu söylemek istiyorum. 19 Mayıs'la ilgili olarak 19 Mayıs'ta ben de militer motifler olduğunu Türkiye'nin bütün bayramları ama bu sadece Türkiye'ye özgü değil. Rusya'da olduğu, Avrupa'nın pek çok ülkesinde var. Genellikle kuruluş ideolojisi silahla ifade ediliyordu. Bu bir sorun mudur? Evet. Yani. Ya da başka bir şey söyleyelim. Hareketler, jimnastik hareketleri zaman zaman gülünç oluyor muydu? Evet. Ama mesele bu değil. Ben de Altan abiye şurada katılıyorum. 19 Mayıs'ın temel mantığı sporla buluşamamış çocuğu sporu çağrıştırmak, öyle bir beden eğitimini, beden dilini peki. alıştırmak. 23 Nisan çocuğu değerli kılmak falan. Peki. Toplumların, son bir cümle söyleyeceğim, toplumların bazı ritüelleri vardır. Bu ritüelleri toplumla birlikte tartışarak geliştirmek güzeldir. Dediğin doğru, Cumhuriyet Bayramlarını Çankaya'da değil, meydanlarda kutlayalım havai fişekle. 29 Ekim'leri de statlarda başka türlü tutuyor. Evet. Ama bu dönemde, bu kutuplaşma bu sorun doğru. Özür dilerim sözünüzü evet, yok, hayır. Ben evet, peki size döneyim. Konu... Ben bu arada Diyanet'le ilgili fikirlerine katılıyorum Enver'im. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Siz ne diyorsunuz? Hem 19 Mayıs şimdi ben birçok konu var. Şunu söyleyeceğim. Bir kere biliyorsunuz 19 Mayıs gösterileri. Hani hep burada Nazi, Almanya falan bahsediyoruz. 1935 yılından itibaren bu genç Alman kadın ve erkekler sportif faaliyetler içinde filmlerde gösterilerek Nazi yani Alman ırkının üstünlüğünün bir belirtisi olarak sinemalarla oynatılmış ve maalesef Türkiye 1937'de tamamen oradan esinlenerek bunu almıştır. Ama yine bu bir geleneklerimize yerleşmiş olabilir ama bunun menşeinin gerçekten Nazi Almanyası ve üstün ırk felsefesi olduğunu belirtmekte fayda var. İkincisi burada bunun okullarda kutlanması yasaklanmıyor ve deniliyor ki işte örnek vermiş. Mart ayından Mayıs ayına kadar 6000 çocuk sadece Ankara törenleri için gösteriler yapıyor ve bunun faaliyeti için çalışıyor. Dolayısıyla onların katılmaları, çünkü onlar katılmayabilirler, isteğe bağlı olarak katılınsın denilmiş. Çünkü bunun yasasında ve tüzüğünde gençlerin mecburi olarak katılımı yokmuş. 1981'de çıkan yasada yokmuş. Sonra gelenekler yavaş yavaş böyle bir mecburi katılıma yol açmış. Şimdi yasalar ve tüzükler uygulansın. Cumhurbaşkanlığında galiba bu bayramlar nasıl kutlanacak diye bir şey hazırlanıyormuş. O zamana kadar geçici olarak öyle bir karar vermişler. Hani lüzumlu mu lüzumsuz mu? Yani benim aklıma gelmezdi böyle bir şey. Ama illaki şeytanın hani öküzün altında buzağı da aramak istemiyorum. Umre meselesinde aynı sana katılıyorum. Laikliğin tarifi doğru olarak yapılması lazım. Dinden kaynaklansa dahi özgürlüğün önünü açan ve farklı seçenekler sunan her türlü tercih laikliğin ruhuna %100 tıpatıp uymaktadır. Dolayısıyla böyle bir tercih sunulması ama Alevilere de böyle bir tercih sunulması gerekir. Onu demek istiyorum. Bir ayrımcılık yapılmaması lazım. Laikliğin esası budur. Şimdi şeye gelirsek Avrupa İnsan Hakları Komiseri Thomas Hammamberg'in raporunu daha sonra tartışalım. Çünkü bu raporun hiçbir yerinde şunu söylemiyor. Hükümet yargıyı ele geçirdi. Bilmem ne HSYK yargının arka bahçesi haline geldi. Yargıçlar hükümetin kontrolü altında. 37 sayfalık raporu 2 saatte son derece dikkatli okudum. Özel yetkili mahkemelerdeki bazı uygulamaları, usul kurallarını eleştiriyor. Ama bu usul kuralları, tekrar söyleyeyim, katalog suçların evet. kendisinden ve terör suçlarından kaynaklanıyor. İsterseniz Salı günü bunu detaylı konuşalım. Salı günü çünkü bunu detaylı konuşacağız ama Hammamberg'in getirdiği en büyük eleştiri, Türk yargısı bünyesinde devleti koruma, İnsan hakları korumanın önüne geçiyor. Doğru. Evet. Mesele budur. Yani bunu siyasi iktidarla irtibatlandırarak özel yetkili mahkemeler, hakimler, yani şeyin dediği gibi, CHP Genel Başkanı'nın dediği gibi
hükümetin talimatında vesaire demiyor. Evet. Yani bu rapor dikkatle okunulsun. Eleştiriler vardır. En büyük eleştiri de bir de ayrıca dosyada yani iddianame hazırlanıp mahkeme tarafından kabul edilinceye kadar dosyadaki delillere savunma ulaşamıyor diyor. Peki. Yani en büyük eleştiri Salı günü bu, de bu yani eşitsizlik çok büyük bir oluyor. Şey olmazsa... İddiayı yazan savcıyla savunma arasında bir eşitsizlik doğru. Bu raporu da detaylı ele alırız. Şimdi ama vaktimiz bitti maalesef. Ben çok teşekkürler bizi izlediğiniz için. Salı akşamı tekrar burada olacağız. Görüşmek üzere. İyi hafta sonları.